Gönüller arasında tansiyon yükseliyor. Cumali önce Ramazan'la yatak yüzünden gerildi. Birazcık ya sokak. Abi Allah'tan ben hesaba karşılıyorum. Sonra da zayıf halka imalarına tepki gösterdi. Nihat Doğan ve Anıl arasında tansiyon yükseliyor. Bir ödül için centilmenlik satılmamıştır var. Yenilmeyi hazmetmeli meselesidir. Bunu hazmedecekler. All-Star takımında kim oynayacak krizi büyüyor. Neye karar veriyoruz? Soruyorum her defasında. All-Star'ın kızları Nagihan'a cephe mi alıyor? Nagihan benim çok yerimde kalacak. Sema ve Damla Nagihan hakkında neler konuştular? Yağmur takımda kimlere hedef aldı? Yarın daha kaybetsek bir şey olmaz düşüncesiyle çıkan var diye düşünüyorum. Gönüller dokunulmazlık öncesi neler konuştular? Dokunulmazlık tek gerçek şeydir ya. Gönüllerde kızar mağlubiyetin faturasını erkeklere. Kendi yapımın dışıyım. Başkasına yansınmaya çalışıyorum. Erkeklerse faturayı kızlara kessi. Bizim kızlar bir iki tık geride kalıyor diğer kızlardan. Takıma müdahale Ramazan'dan mı gelecek? Liderlik vasfını üstlenmem gerekiyor. Survivor 2018'in ilk eleme konseyinde neler yaşandı? Gönüller elenme adayı olarak hangi üç ismi çıkardı? Adanın geleceği için gerçekten seni yazmak zorundayım. Hepsi birazdan Survivor konuşalımda. Böyleydi, özledik. Neden vay yoksunuz be dediniz, kavuştuk. Mutlu musunuz? Bize demek i̇şte orada bir tane, orada bir tane şu tarafta bir zurna yutmuş var ama bak. Bir huu yaptı. Bize de bekledi. 9.2. Evet. Maşallah başına, seyirci başka bir şey. Çok. Ekranlarınızın başına sizler de hoş geldiniz. Stüdyomuza kavuştuk. Siz de alışacaksınız. Tabii ortam filan. Ben size demiştim. Trafik ortam, ağaç maaç. Böyle arkada ağaçlar maaçlar eksik diyordum. Bakın yarışmacılar eksik diyor. Havaya girmediniz mesela mi? Mesela burada domini daha hissediyorum. Aynen. Bir söyleyeceğim. Bir de leğene su koy, ayakları da sapıyor. Senin için tabii Seda yaparız. İste yaparız. Leğen ve su mu istiyorsun? Tabii. Ayaklar da suya girdi mi tamam, tamam. O zaman tam domini. Bizden fark etti ha. Tabii havası değişir. Vallahi havası değişir. Şimdi bütün o şeylerden karışık fanları var tabii değil mi? Tabii. Seyircilerimiz de sizler de hoş geldiniz. Ben helal yayından olsun önce söyledim, birçok ismi tutan var. Tek kişi üzerine odaklanmamış hepsi. İlerleyen dakikalarda hepinize elimizden geldiğince söz şu vermeye çalışacağız. Şu arkadaş kimi tutuyor, ona sallamayayım, biraz iri kıyım o. Bak sen onu tanımıyorsun daha, evet, tanıyacaksın. Evet. Mikrofonu vereceğiz daha sonra, tamam. Tanıdık yüzler var ama nasılsınız? Hafta sonunuz nasıl geçti? Çok güzel geçti. Her şey yolunda. Survivor'la geçti. Ben aynen kaçırdığım bir bölüm vardı, üst üste izledim. Öyle daha mı keyifli? Bence evet. Hmm. İki bölüm üst üste. Heyecanlı. Heyecanlı oluyor. O cumali konusu çok hakimim o yüzden şu an. Şimdi şöyle, cuma, cumartesi, pazar 3 bölüm olunca bir kere hani All-Star'ın üstünlüğünü konuşmadan ya geçmek olmaz. Maalesef. Şimdi söylemek isterdim, şöyle bir anons yapmak isterdim. Kıyasıya rekabet. Yok. İşte gönüllüler haklarıyla kazandılar. Yok. 4 oyun oynandı. Hepsini All-Star aldı. Bir kısır döngüye girdi. Ne oldu aynen biliyor musun? Kaybettikçe aç kaldılar. Aç kaldıkça moral düştü, performans düştü. Aynen. Kaybettiler, aç kaldılar, moral, performans. Buradan nasıl çıkacaklar? Ama bir döngü. Diğer taraf aynen poğaçaları yedi, sandviçleri yedi, o çikolatalı tatlıları yedi, bir karınları tok. Yattıkları yer, sırtları pek denir ya, daha iyi. Moral yükseldi. Şimdi ilk bölümde vay be ne biçim çıkarmış gönüllüleri dedik ya Acun için. O gitti, farklar açıldı. Ama bir yerden düzelmeleri gerekiyor. Böyle gider mi Hakan? Allah aşkına sen söyle. Ya şimdi gitmez. Böyle gitmez. Şey enteresan. Yani hani ilk başladıklarında bir umut, ümit verdiler. Herkes evet aynı şeyi yorumluyordu. Sonrasında şimdi kaybetmeleri bir tarafa, çok yani inanılmaz farklarla kaybediyorlar. Hiç umut yok. Yani Acun da onu belirtti. Yani ben çok
şaşkınım diye. Yani hani mesela maçı kaybedersin, rekabeti kaybedebilirsin ama bir sonraki için umut taşıtırsın, yansıtırsın birilerine. Ya bu olmadı ama bir dahakine olabilir dersin. O umutlu, umudu kaybettirmeleri çok üzücü. İnanılmaz. Beyden, ona ben bir, ilk defa duydum konseyde. 5-1 falan. Kendinize yani. Gelin cümlesini. Aynen. Evet, çok, yani hani ya bu kadar ona 7 yani. Olsa neyse. Ona 5 olsa falan neyse diyeceğiz. Yani çok ciddi kötü skorlardı. Yani öyle böyle değil. Acaba Hacı Bey'in bahsettiği bu hani iki kişi gelecek ya yedek. Evet. Bir an evvel gelecek mi? Yakın tarihte dedi. İnan ben de tarihini biliyorum. Bence bu hızlanacak. Mecbur. E şimdi bir kişi de gidecek. Konsey oldu, bir kişi de gidecek üstüne. Aday, kimler ayrı, 3 ayrı aday var. Onları da konuşacağız önümüzdeki dakikalarda. O 3 adaydan gidecek olan o takımın performansını artık hani mesela değiştirmez. Evet. Yani hani öyle bir haldeler ki eksilmelerinin bir stratejik önemi kalmadı maalesef. Hani anlatabiliyor muyum demek istediğimi? Onların mental yeniden bir yapılanıp tekrar kendi gerçekleriyle yüzleşip bir sıfırdan başlıyoruz'u inanarak yapmaları lazım ki onu dedikten sonraki performansların da sözel değil yani. Fiilen bizim görmemiz lazım ki bir tekrar bir umut aşılasınlar. Hepsinin yani. Ağzında ortak bir cümle var. Doğru eksilmeliyiz, doğru eksilmeliyiz. Yok artık. Yani... O Gamze ile bitti. O Ecem'i yolladılar ya Gamze yerine. Orada o eksilme işini egoları üstün çıktı ve bozdular. İşte aslında hep diyoruz ya ilk hafta daha birbirlerini tanıyorlar. İlk haftanın ne kadar önemli olduğunu, verilen kararların nasıl performansa hani, baksalardı etkilediğini görmüş oluyoruz bir yerde. Yani sakatlıklar var bir kere Hakan'la ilgili önümüzdeki günlerde tam karar verilecek bilmiyoruz. Gamze'nin durumu önümüzdeki Gamze günlerde alacağız. Gamze dönebilecek mi? Ondan bile emin değilim. İkisinden de emin değiliz. Bunlar da Gönüller takımını alt üst edecek dengeler. Yanılıyor muyum? Ya şey orada hani dedim ya performansa bağlı olarak bize bir umut ümit verecek durumları yok. Yani demagoji yapmayalım o anlamda. Ama hani dediğin gibi Hakan'ın mesela motivasyon eksikliğini çok hissetti. Evet. Yani Hakan onlara stratejik çok destek oluyordu. Çok umut ve hayır yaparız ederiz anlamında motive ediyordu. O anlamda ben Hakan'ın eksikliğini hissettiklerini gördüm. Çünkü Ramazan'ın bu işe soyunması mümkün değil olmaz. Ramazan boşluğu dolduracak mı diye özellikle yorumunuzu alacağım ilerleyen dakikalarda. Peki. Çünkü Hakan gidince sanki Ramazan'ın sesi biraz daha yükselmeye, birazcık aynen. daha takımına hakim olma çabasına ilerledi gibi geliyor bana. Sizin ama Cuma günü çok oynatmadılar. Hmm. Neden şaşırdım? Yani hiç güçler arasına almadılar, çok oynatmadılar. Enteresandı yani. İşte o dengeleri henüz çözemedik. Hele ki All-Star'daki kadınlar arasındaki rekabete girecek olursak buradan çıkamayız sabaha kadar. Yani. Peki başlayalım mı? Cuma ile başlayalım. Tamam. Şimdi Cuma günü yaşananları az çok derledik sizler için. Biliyorsunuz Cumali öne çıkan isimlerden bir tanesi. Sempatikliğiyle, yaptıklarıyla, aldığı sayılarla hepimizin dikkatini çekti. Ama takımına karşı neden beni oynatmıyorsunuz diye veryansın etti. Anıl tepki gösterdi. Neler yaşanmış bir izleyelim sonra devam edelim. Ve beraberce mesela önümüzdeki yarışta kimi çıkaracağımızı düşünmemiz lazım. Doğru dörtlüyü. Herkes iyi, herkes oynamak istiyor. Ama takımın çıkarları için biraz daha mantıklı davranmamız lazım bu kesin. O zaman yani, şöyle yapalım mesela. Cumali çıksın ilk, eğer geri düşersek ben sonraki çıkmana girerim. Sıkıntı yok. O bir çıkacağız ya, ben orada girerim. İçeri girerim. İlk baştan diyoruz ki biz. Üçlü başlayalım, iki kere oynayabilirim sen. Ben iki kere de girerim. Abi bak, üçlü başlayalım deyince sen beni güçlü sayıyorsun. Abi, ben de aynı durumdayım. Ya, ama oyunlar... O da abi yanlış anlama, senin konuşman statın ona geliyor. Hayır, senin rakip bu takımda iki erkek sesle kimi alıyor şu an? Seni ve Markus'u alıyor. Evet. Demek ki onlar seni ve Markus'u görüyorsa biz bu dörtlüde oradan hareket ederek zaten böyle bir şey. Evet. Ben Markus'u ya da seni zayıf onunla daha da söyleyeyim. Ben de öyle düşünüyorum. Ama zaten size ihtiyacımız var. Ki bu dörtlü bittikten sonra siz zaten direkt oynuyorsunuz. Öyle. Abi bir vazgeçin. Bir dakika bir şey söyleyebilirim. Mali sen yanlış anladın. Sen kimsin? Hayır biz ne abi? Adam bir şey anlatıyor bölüyorsun. O yüzden kimsin? Bak sabahtan beri biz bir şey anlatıyor. Bir şey anlatıyor. Hayır abi. Abi oradan evin bana bir şey anlatıyor. Sen oradan atlıyorsun. Bak sen de aynısını yap. Gene aynısını yapıyorum. Bilerek yapıyorum ki dinle diye. Niye bilerek yapıyorsun? Karşına gelip dinle diye yapıyorum. Karakter manakter değil bu. Dinleyeceksin abi. Herkes
yok ya. Adam bitirmedi bunu ya. Beni konuşturmuyorsun. Ya bekle bitirsin, konuş ondan tamam, sonra. Tamam Cuma'yı konuşsun. Hadi bir saniye. Ya Rabbim ya. Tamam Cuma'yı ben ya. Bak Nevin bana bir şey anlatıyordu. Onu kesiyorsun. Şimdi Melih'i anlat. Hanım hanım o zaman sen konuştun. Topluma denk girmem. İstediğin gibi konuşun. Hanım hanım. Bekle bitirsin. Hanım. Hanım bir saniye. Sen konuştun da Cuma'yı konuşun. Hanım konuşmayı biliyorsun. Ne yapayım ben sana? Bekle bitirsin diyorum adam ya. Adam bekle bitirsin diyorum. Hanım. Ben konuşmam istemiyorum. Yanlış anladım. Siz benim kimle lan bir kimle bir benim dışımda konuşuyorsunuz, karar veriyorsunuz, ondan sonra karar vermedi ya. Ulan adam konuşuyor ya. Benim fikrim ne ya adam? Herkes fikrini söylüyor burada. Abi siz ne söylerseniz söyleyin, benim bildiğim gerçekler gerçektir. Bu kadar basit. O zaman bir şey söyledim mi kardeşim? Bu kadar gerçekten. Benim bildiğim gerçek gerçek. Eyvallah, sen bildiğini okumaya çalışıyorsun. Ben bildiğimi okumaya çalışıyorum. Yapacak bir şey yok. O zaman hani... Dediğin gibi hani herkes ne yaparsa ona göre çivisi yeter. Ben biliyorum. Ben biliyorum. En büyük yalan. Doğru. Doğru. Ne kadar başkalarının fikirlerini açık olursak o kadar daha doğru karar alırız. Ben buraya korkmak için gelmedim. Korkmak için mi geldim? Ben de oturmak için geldim. Ben buraya yenilmek için geldim. Yenilmek için geldim. Koşmak için geldim. Yarışmak ama için geldim. Ben 1600 kilometreyi bunlar için geldim. Sen geldin de buradaki diğer insanlar haksızlık yaparsın. Öyle bir şey ne? Abi satranç gibi. Diğer insanlar haksızlık yapıyor. Sanki bak sen dinledin ya. Ben buraya bak bir dakika susar mısın? Ben daha büyüğüm. Ben buraya kazanmaya geldim. Kaybetmeye geldim. Oynamaya geldim diyorsun ya. Ama biz buraya Cumali'yi oynatmaya, Cumali'yi kaybettirmeye, Cumali'yi eğlendirmeye gelmedik. Herkes aynı şeyler için geldiği zaman belli datalara, şeylere bakılır. Nedir o? Bugüne kadar nasıl oynadı bu takım? Kimler neler kattı? Karşı takım bizi nasıl görüyor? Bu noktada biz en iyi dörtlüyü şu an çıkarıp bir yolumuza bakacağız. Zaten yarın da yeni şeyler elde ettiğimiz zaman diyeceğiz ki Melih olmadı ya. Cumali girsin bizce değil mi arkadaşlar? Evet 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 Cumali girsin gibi bir durum da olabilir. Doğru değil mi abi? Doğru abi. Seyircinin farkı işte alkış bile olunca farklı bir moda giriyoruz. Peki Cumali ile elbette konuşacağız ama Cumali sürekli susturulduğunu, takımdan dışlandığını, oynatılmadığını düşünüyor. Katılıyor musunuz? Hayır canım Tura abi en çok Cumali ile oynadı. O da zayıfım o yüzden benimle oynuyor diye bozulup durdu. Çok oynadı Cumali. Ben burada Hakan'a işte Hakan seninle birlikte tam da bu stüdyoda yorumculuk yaptı diye ben hiç Hakan'ı tanımam. Hakan taraftarı sanılmayayım ama çok güzel bir laf ediyor. Biz buraya Cumali oynasın, Cumali kazansın, Cumali başarılı olsun diye gelmedik. Takım kazansın, biz başarılı olalım. Yani anladık sen kendini göstereceksin de yani bizi feda etme diyor. Mantıklı konuşuyor. Cumali bence orada o kadar bir Ramazan var ki bence Cumali'den çok daha güçlü. Bu kadar az oynayıp da gıgını çıkarmazken Cumali'nin bu gereksiz ve uzun parlaması. Cumali'ye yakışmadı o. Bizim tanıdığımız sevimli, içten Anadolu karakteri değil. Baya böyle kibirli. Hani baya ondan sonra da biliyorsun problem yarattı. Geldi. Oynayacaktım da bana oynama dedikten sonra ben orada girmek istemedim dedi. Hakan rahatsızlıklandıktan sonra. Sordular oynar mısın? Kendini oynamadı. Sonra oynayacaktım da baştan istemediler dedi. Kapris yaptığını düşünüyorum ben. Hakan sence? Yani Cumali birazcık içerlenmiş gibi ama tüm takım onu sakinleştirmeye çalışıyor. Bak böyle değil şöyle demeye çalışıyor ama sanki doğrularından Seda senin de söylediğin gibi vazgeçecek gibi durmuyor. Ya orada kendini zaten aday yaptı o. Yani o o gün bu konuşmayla birlikte tabii. Konseyde isim çıktı. Şimdi o kronolojik olarak Melih'le bir tartışmada gördük onu. Evet. Sonrasında bir şeyi yıktı. Tencere için yapılan tencere için oyu. Yapılanı yıktı. Anıllı şey. Zaten bunlara bir de neden yaptığını da bilmiyor. Yani cevap veremiyor ama Melih'le tartışmasında Cumali haklıydı. Ben ona şu anlamda dikkat çekiyorum. Hani tartışmaya müsait bir yapısı var anlamında. Burada da şimdi ben Survivor'ın All Star ve gönüllüler de bana dönüp şu an bitse. Sen de kim iz bıraktı Hakan deseler bana. Sema'yı çıkartıyorum performans olarak geçen seneden diyor. Ben Anıl'a hayranım. Bu kadar terbiyeli efendi. Reaksiyonları sıradan sıfır kibir. Tolerasyonu çok fazla. Başarılı olmasına rağmen hiç ön plana çıkmaya çalışmıyor. Hep yapıcı falan filan. Cumali sen bununla da problem yaşıyorsun be kardeşim yani. Anlatabiliyor muyum? Yani şimdi
Ertuğrul Töller şimdi orada yazık kendine yapar. Hani şimdi zaten yeterince bir travma yaşıyor gönüllüler takımı. Hani devamlı oyun kaybı arayış içerisindeler yani. Hani nasıl çıkarızı? Orada kişiselleştirmemek lazım artık. Çünkü bozguna uğramış durumdalar. Takım da bir çözüm arıyor. Acaba ür mü çıksa bu mu çıksa falan. En iyisini bulmaya çalışıyorken orada kişisel sorunu yansıtmak doğru değil. Orada da zaten antipatik olduğu için herkes tarafından bence çentik atıldı ve sonrasında da aday oldu. Konseydeyiz. Peki yani. Aslında herkesin yani gönüllüler takımın amacı puan alıp ödülü kazanmak ya da dokunulmazlık kazanmak değil mi? Aynen. Şimdi All Star'da da aynısını görüyoruz ama gönüllülerde de yavaş yavaş bunların sinyallerini görüyoruz. Ben oynayayım sen oyna. Yani Cumali gerekirse oynayacak, gerekmezse oynamayacak. Yorum yapılıyor ama Cumali bunu kabul edecek gibi de durmuyor. Evet. Ki Cumali'nin performansı hep konuştuk biz daha önce. İyi. Yani Cumali belki de kendi takım arkadaşları tarafından tercih bile edilebilecekken öyle bir agresif davranıyor ki insanlar edeceği varsa da etmez o zaman. Ne olur bu Cumali'yi daha sinirli yapar, daha haksızlığa uğradığını düşündürür, daha agresifleştirir. Yani aslında kendine yapıyor, dolayısıyla takıma yapıyor. Çünkü takım için sen çok güzel bir laf ettin, dedin ki bir zincir en zayıf halkası kadar kuvvetlidir, kuvvetlidir dedin. Evet. Şimdi yani gönüllüler bir de kendi kendine ayrıca bu başarısızlığı üzerine sabote de etmiş oluyor. Bir de birbirlerinin üzerine yıkmaya da çalışıyorlar sanki biraz. Başarısız evet, bu her zaman öyledir tabii. Yani sen yaptın ben yaptım. Bence bir de Cumali Turabi'den oyun aldı, Ümit Karan'dan oyun aldı ya. Şimdi o ilk gaz onlardan oyun almak Cumali'yi belki olduğundan fazla zannetmesine neden oldu kendisini. O yüzden de en güçler arasına girmek istiyor. Ama ortada başka performanslar var belli ki. Hani tesadüfen aldığın oyun senin bütün yarışma boyuncaki performansını belli edecek diye bir şey yok. Orada bence Hakan'ın dediğine biraz daha... Çok güzel izah etti Hakan. Tabii çok güzel izah etti. Buradan şunu mu anlamalıyız? Mesela Cumali sayı almaya devam ederse takımla zaten tamamen iplerini koparır. Gibi duruyor. Doğal olarak bir sefer haksızlığa daha da fazla uğradığına inanacak. Yani başarılı oldukça bakın yani siz beni hep o çünkü... Mesela şöyle kuruyor, evet. Siz beni güçsüz görüyorsunuz ya. Onun algısı bambaşka. Takım falan diyor. Diyor ki ben aşağılanıyorum. Ben dışlanıyorum olarak. Aslında öyle, öyle bir şey var mı? Yok. Hiç alakası yok. Öyle bir takım değil gönüllüler takımı. Hatta gönüllüler çocuğu teselli etti ya. Yok dediler seni zayıfsın diye seçmiyor. Nereden biliyor ki nasıl olsa birini seçecekti. Hep arkasında durdular o hani. Beni zayıf diye mi çekti, seçti, Tur abi alay mı etti falan. Gönüller hep ona moral verdi. Bence ayıp. İşte yavaş yavaş tanıyoruz hepsini. Cumali'nin yani. De diğer yarışmacıların hepsini yavaş yavaş tanıyacağız. Özellikle gönüller cephesinde. Birçok konumuz var. Konseyi de konuşacağız ama reklama gitmemiz gerekiyor. Ardından devam ediyor olacağız. Nihat Doğan ve Anıl arasında tansiyon yükseliyor. Bir ödül için centilmenlik satılmamıştır bana. Şey, yenilmeyi hazmetmeli meselesidir. Bunu hazmedecekler. All Star takımında kim oynayacak krizi büyüyor. Hep beraber ediyoruz. Soruyorum her yok, defasında. Kim var? Her sen de bir şey söylüyor. All Star'ın kızları Nagihan'a cephe mi alıyor? Nagihan benim çok yerimde kalacak. Sema ve Damla, Nagihan hakkında neler konuştular? Yağmur takımda kimlere hedef aldı? Yarın daha kaybetsek bir şey olmaz düşüncesiyle çıkan var diye düşünüyorum. Görürler, dokunulmazlık öncesi neler konuştular? Dokunulmazlık tek gerçek şeydir ya. Gönüllerde kızar mağlubiyetin faturasını erkeklere... Yani yapımın dışında... Benim hatırlamayacağım. Erkeklerse faturayı kızlara kessi. Bizim kızlar bir iki tık geride kalır diğer kızlarla. Takıma müdahale Ramazan'dan mı gelecek? Güzellik vasfını üstlenmem gerekiyor. Survivor 2018'in ilk eleme konseyinde neler yaşandı? Gönüller elenme adayı olarak hangi üç ismi çıkardı? Adanın geleceği için gerçekten seni yazmak zorundayım. Hepsi birazdan Survivor konuşalım da. Lan senden çıkıyormuş ya.
bir tane, orada bir tane apaçi var, yakaladım onu. Hangisi? O bak yüzünü kapadı. Ben kim? Böyle bir ses inanamadım. Sabah 7'de bize demek. Mikrofonu uzatalım. Kore uzatalım hemen mikrofonu. Oraya. Hadi başlayalım. Ekranlarınızın başına hoş geldiniz bu arada. Reklamlardan sonra sanki biz böyle devam ediyormuşuz. Oğlum maşallah. Hakan Bey, size yakışır olmaya çalışıyoruz. Ah canım benim. Ya. Ha, bir de sen. Teslim oluyoruz. Helal olsun. Kimi destekliyorsun? Ramazan'ı destekliyorum. Nasıl buluyorsun son zamanlarda yaşananları? İlk önce şöyle gözaltından bir Ramazan'ı destekliyorum. Tamam. Ben bir önceki yarışmasından. Şu anda karşısında All Star gibi bir takım var. Çok mükemmel bir performans sergilemeleri çok beklenemez açıkçası. Çünkü yani en iyiler orada. Tabii ki onlar da iyi. Çünkü bu yüzden geldi. En iyi olmak için geldi Ramazan. Ama karşılarında çok güçlü bir takım var. Ben bu performansını hani gönüllülere bu kadar yüklenilmesini pek doğru bulmuyorum. Çünkü bir kere birbirini tanımayan bir takım var. Ada şartlarını tanımayan bir takım var. Oradaki insanların çoğu ada şartlarını biliyorlar. Hakan abi geçti oraya. Çok mutlu olduk Hakan abinin geçmesine. Fakat sakatlandı. Buradan geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Sana hemen bir soru sorayım. Evet. Sen gözaltından beri Ramazan'ı takip ediyorsun. Hı hı, evet. Sence Ramazan'ın en belirgin, olumlu iki tane, üç tane özelliğini söyle bakayım. Tabii söyleyeyim. Bir kere çok erdemli bir insan. Erdemli. Evet, hani hiçbir şekilde... Şimdi şöyle bir şey var. Çok fazla sosyal medyadan yorum geliyor. İşte arkadaş... Ona bakma. Sen, ben senin neden onun hani sevgili tarafı sevdiğini ben merak ettiğim için biz de bilelim. Tabii. Bizde de bir kanı oluşsun diye sordum. Tabii. İlk önce doğal bir insan. Doğal. Kesinlikle. Gözaltı bittikten sonra buluşmalar yaptı bizlerle birlikte. Sohbet etmişliğimiz de vardır kendisiyle. Hani hiçbir şekilde yapay bir insan değil. Doğallığı beni onu desteklememde... Tamam, doğal onu anladım. Başka? Biraz heyecanlıyım o yüzden. Ya canım sen heyecanlanma oğlum. Bu daha sohbet edin. Daha ilk geçiyorsan. Ya şu şekilde heyecanlıyım biraz o yüzden laflarımı oynayarak... Peki sen aslında şunu çözebildin mi? Ecem'i niye yazdı? Hemen söyleyeyim. Gözaltı finalinde Ecem demişti ki ben Survivor'a şampiyonluğu Bulut'u yakıştırıyorum demişti. Bulut diye bir yarışma. Ona mı bozuldu diyorsun? Ona bozuldu. Bir ikinci olarak hani... Ayrıldıktan sonra, program bittikten sonra Ecem'le hiç görüşmediler neredeyse. Hani Ecem hiç görüşmek istemedi. Eski dost düşman olur mu? O ayrı bir konu. Olmaz. Kendisi de bunu söyledi zaten. Eski dosttan düşman olmaz dedi ve onun iyiliği için bence onu karşı tarafa gönderdi. Neden? Çünkü buradan sayı alması çok zor. Karşısında 3 tane atlet ve çok güçlü yarışan insanlar var. Peki, teşekkür ediyoruz. Ramazan'la ilgili VTR'lerimizde sana söz veririz. Başka kimi tutuyorsunuz? Hep bir ağızdan söylemeseniz de bir iki kişiye daha söz vermek istiyorum. Ramazan var. Hemen uzatalım. Hakan diyen var. Kim konuşmak istiyor? Öndeki bir beyefendi hemen söz almak istedik. Siz değil mi? Kimi? Konuşalım hemen sizle. Tanıyorum zaten ben. Bir tanıt istersen kendini. Ben Fazlı. Nagihan destekçisiyim. Nagihan'ı tutuyoruz. Bu yıl Nagihan'ın yılı olacak. Ben öyle görüyorum. Bir de kızlarda şampiyon çıkmasını isteyenlerdenim. Evet. Adada All Star'da aslında kazan kaynıyor. Aslında bir gerilme var. Fay hattı kırılmak üzere. Bu fay hattı da ilk konseyde kırılacaktır. Çünkü görünen şu ki hep yapay yapmacık gülüşler, sevinmeler, tokalaşmalar var. Bunların bunlarda Turabi dışlanmış görünüyor. Keza Nagihan hepten dışlanmış görünüyor. Yani Nagihan tek başına adada küllerinden yeniden Doğacak. Biraz içerlemişsin belli. Nagihan'ı evet desteklemeye ama devam Nagihan, edecek. Nagihan oranın kraliçesidir. Peki. Kraliçe ölmedi diyorum ben. Yok ölen sana. Yok zaten. Dur Aşkın daha dur. Bismillah tebe. Allah korusun. Peki, seyircilerimize de söz verdik. İlerleyen dakikalarda elbette görüşlerini bizlerle paylaşmaya devam edecekler. Ama geçelim ödül oyununda yaşananlara. Nihat ve Anıl arasında biliyorsunuz. Nihat uzun zamandır oynamıyordu, daha doğrusu aslında bir hafta oldu ama neden oynamadığını da biz burada tartıştık. Sonrasında ilk sayısını aldı, Anıl'a karşı aldı. Farklı bir tepki gösterdi. Hem takım arkadaşları az da olsa eleştirdi ama Anıl'ın söyledikleri dikkat çekiciydi. Neler söyledi izleyelim, sonra devam edelim. Anıl, Nihat da bitirdi. Anıl attı olmadı, Nihat da geldi. Anıl attı olmadı. Attı oldu. Nihat kenarından döndü. Nihat attı. 1-1 atan kazanacak. Nihat attı. Nihat kazandı. Geriden geldi.
8-1 Oğuzlar önde. Bir dal. Bir dal beni. Tamam. Abi. Bir dal. Sakin. Efsane geri döndü. Survivor başladığından beri centilmenlik lafları uçuşuyordu havada. Konseyde olsun, bu seremonilerde olsun. Biz karşımızdaki büyük abilerimizi böyle bildik. Onların samimiyetine güvendik. Onları rakip olarak seçerken asla küçümsemedik. Her zaman onlarla mücadele etmeye zevk almaya çıktık. Bizim hatamız değildir umarım. Tek seferliktir diye düşünüyorum. Abi olarak bildiğimiz insanları böyle tanımak, böyle olduğunu görmek bizi üzer. Umarım yanlış anlamışızdır. Umarız yani bu bir ödül için centilmenlik satılmamıştır umarım. Dönelim All Star takımına. Nihat, centilmenlikle alakalı yanılmıyorsam sondaki sevinçle alakalı olsa gerek Anıl'ın söylediği. Survivor'a yeni gelmiş olmanın tecrübesizliğini yaşıyorlar bir kere, onu söyleyeyim. Survivor'da her şey var. Survivor sadece koşmak vesaire, topu iyi atmak demek değil. Mental olarak da burayı hazmetmek önemli. Karşılıklı atışmalar futbolun, sporun içerisinde var. Futbolun içerisinde, basketbolun içerisinde de var olduğu gibi Kevin Durant ve LeBron da maç içerisinde gerilim yaşıyorlar, gerginlik yaşıyorlar. Tıpkı Felipe Melo'nun Emre Belezoğlu ile yaşadığı gibi. Bunlar sporun içerisinde hep var bunlar. Fakat şunu hazmetmeleri lazım. Mesele centilmenlik meselesi değil. Hayatını spora adamış genç kardeşlerimizin hayatını türkülere adamış bir kardeşe yenilmeyi hazmetmeli meselesidir. Bunu hazmedecekler. Hazmedeceksiniz. Fakat şunu söylemek de önemli. Karşımızda inanılmaz bir karakterli bir takım var. Biz 5-1, 6-1 öne geçmiş olmamıza rağmen hala kesin maçı aldık demiyoruz. Çünkü inanıyoruz ki karşımızda inanılmaz disiplinli bir takım var. 6-1'den geri gelip maç alacak potansiyele sahip karakterli bir takım var. Onların hakkını da vermek lazım. Onu söyleyeyim. Benim kendi açıma gelince devamlı beni almaları sadece böyle hani güçsüz görmeleriyle eşdeğer görüyorum. Çünkü eğer Survivor'la alakalı stratejik hamle yapılacaksa her oyunda atışı kötü olan bir arkadaşımız var. Onu seçmeleri gerekirken buradan aslında onlara tüyo veriyorum. Dönüp dolaşıp beni seçiyorlar. Ben ise kendimle alakalı şunu söyleyeyim. Ben 3 defa oyun kaybettim. 3'ünde parkurun sonuna kadar geliyorum. Benim sporla bir alakam yok. Ben türkücüyüm, televizyon yorumcusuyum. Ona rağmen genç kardeşim parkur sonu. Her kaybedişim benim atışlarda kaybetti. Ama dün akşam dedim ki ya bunun döneceğini de biliyordum. Bana inanan bir özgüven sorunu da yaşadım açıkçası maçtan önce. Takım arkadaşlarımın hepsine sonsuz teşekkür ediyorum. Bana bu kırılma noktamda inanılmaz yanımda oldular. Bugün dönecek dediler şansın. Takım arkadaşlarıma sonsuz teşekkür ediyorum. Beni dostuma, düşmanıma mahcup etmeyen Rabbime de şükrediyorum. Arkadaşlar da inşallah bir dahaki sefer kazanırlar diye temenni etmekten başka yapacak bir şeyim de yok. Şimdi ya ben Nihat Doğan. Bir şey söyleyebilir tabii, miyim? Tabii ki. Bizim Salih Porsuk var muhasebede. Hı hı, evet. Babası rahmetli oldu maalesef. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Şimdi yeni geldi haberi. Cenab-ı Allah mekanı cennet etsin. Amin. Kalp etmezliğinden baş sağlığı dileyelim. Çalışma evet. Arkadaşımız bizim. Evet. Allah sabır versin. Ailesine de rahmet eylesin. Onu bir dileyelim. Baş sağlığı dileklerimizi aynen iletelim hakikaten maalesef. Sonra da geçelim Nihat'a. Nihat şimdi şöyle başlamak istiyorum ben. Survivor 2018'e bir hafta sonra merhaba diyen sayı anlamında bir Nihat görüyoruz. Sesinin oldukça yüksek olduğunu duyuyoruz. Merhabasını geçiyor. Anıl'a yani, yaptığı ne ya? Anıl'a yaptığın ben direkt var. Oradan başlamak hani istiyorum. Bir de takım arkadaşı, bir tane takım arkadaşına diyor ki ben size bir tüyo veriyorum. Atışlarda kötü olan biri var diyor. Kendi takım arkadaşı hakkında bir şey söylüyor. Bu da çok önemli bir konu değil mi Allah aşkına? Ben sana bir Kur'an sormak istiyorum. Geçen hafta konuştuk yani Tur abiyle neredeyse Hakan biri diskalifiye olacaktı. Evet. Burun buruna geldi. Hı-hı. 2 metre yanaşırsa bir diskalifiye durumu var. Evet. Bu Survivor'ın kuralları var. Kardeşim 2 tane topu fileye attın diye o Anıl'ın dibine girip neredeyse göğüs göğüse. Siz de izlediniz. Yani 4 parmak falan kaldı değil mi? Tamam sevin de hem adamın sahasına geçiyorsun hem adamın dibine giriyorsun, göğsünü yapıştırıyorsun. Şimdi Anıl burada beyefendiliğini ve sinir stres kontrolünü o kadar güzel konuşturdu ki ben olsam bir çekil derim ya o adrenalin. Hiçbir şey söylemedi bak. Bir o üstünden git. Şey söylemedi. Bak gıgı çıkmadı. Tamam yenilme psikolojisi ayrı ki parkurda daha iyiydi. Tamam atamadı şanssızlık. Ama üzerine böyle göğsüyle gelip seni tahrik edercesine sözler söyleyip sevinci bırak bak. Sevinirsin, yaşasın yendim.
tahrik edici sözler. Bak ne Nihat'ı tanırım ne Anıl'ı. Ne kimseden hani diyorum ya tohumuna para vermişliği var. Burada şunu söylemek istiyorum. Anıl beyefendi olduğunu kanıtladı. Güzel kaybetmeyi bildi. Bırak erkeği, bir kadın zor dayanır öyle bir tahrike. O adrenalin. Ben ayıpladım. Ben ayıpladım yani. Hakan senin yorumun ne olacak Nihat için? Yani çünkü başlıyor ve bitmek bilmeyen cümleler takım arkadaşları da şaşırıyor bir yerde bence. Şimdi bazen hani böyle cümle ararsın ama bulamazsın. Hani o kadar görüntüler her şeyi anlatıyor ki yani. Bir de şey var tabii Nihat için şu kazandı ama kaybetti orada. Evet. Onu bir söyleyeyim. Anıl da kaybetti ama kazandı. Şimdi evet. Anıl'da ben hep şunu söylüyorum. Hani evrensel bazı davranış şekilleri vardır. Yani bunun din, dil, ırk, ülkesi falan yoktur. Mezhepe, osobusu. Hani edep, adab, terbiye falan. Anıl gerçekten böyle bir çocuk. Şu an itibariyle. Yani açlıksa onun için de geçerli. Evet. Efendime söyleyeyim kaybetmek, demonize olmaksa onun için de geçerli. Bir de ben Anıl'ı kazanırken de gördüm tavrını. Şimdi burada kaybetti de. Evet. Şimdi kazanırken baktım kazandığı an direkt rakibini tebrik etti. Onu biz program yaparken belirtmiştim. Burada kaybediyor. En ufak bir jest mimik yok. İnanılmaz derecede tahrik ediliyor. Yani mesela ben empati yapıyorum. Ha. Orada biz Nihat da diskalifiye olmuştu. Ben de gitmiştim. O derece. Tabii tabii direkt yani. Anıl hiç sesi çıkmadı. Bakmadı bile o tarafa. Bir de seremonide soranına kadar orada da çok hiçbir şey söylemedi. Seremonide de çok kibar. Yani biz abi bildiğimiz insanlardan eğer bunu yaşıyorsak biz bir yerde hata yapıyoruz'a i̇şte, varan cümleler söyledi. Orada şu hep bunu biz geçen sene bu abi muhabbeti çok oldu. Bu çılgın Sedat özelinde bir abidir gitti falan. Hep şunu söylüyoruz. Tabii ki göreceli olarak yaştır yani baktığında ama tavırla ve davranışınla yani genel itibariyle saygıyı alırsın. Bazen aynı yaşta olan insanlardan bir tanesinin de birbirine abi dediği olur. Doğrudur. Onu taşımaktan kaynaklıdır o. Yani onlar o tip ünvanları yani şekilcilikle alamazsın. Hal ve tavrınla alırsın. Orada dediğin gibi şimdi o kadar irdelenmesi gereken trajikomediler var ki şimdi onu zaten Nihat orada tartışmıyor. Nihat inanılmaz eksi puanlar aldı. Yanlış yaptı diyorsunuz. Tabii, tabii. İkiniz o, de. O tartışma yani Nihat'ın bir akrabası varsa üzülmüştür demiştir ki niye yaptı bizim olan böyle o kadar net. Sana bana göresi olmayan bir şey. Dönelim. Seremonide nabza artık normale geldi. Anıl konuştu ki çok makul bir eleştiri yaptı ona. Bir şans daha tanıdı ona Alp. Dedi ki hani sen ne diyorsun? Hani nabzın normale gitti yarış bitti falan filan diye. Orada da kaş yapayım derken yine bir göz çıkarttı. Dedi ki beni niye alıyorsun? Ben benim alınmama içerliyorum. Bunu şöyle algılıyorum ben. Aa Nihat zayıf halka da o yüzden alınıyorum olarak algılıyorum. Oysa benim takımımda benden daha zayıf benim gördüğüm ve bildiğim birileri var. Onu niye olağanüstü bir skandallı yani. Olacak iş değil yani. Türkücülükten girdi. Ha. Orada bir demagoji yaptı. Hiç yani bence çok gereksiz. Kimden uzun bahsediyor? Çözebilir i̇şte hayır. Onu, zaten ben çözmem önemli değil ki. Ben burada İstanbul'da yorumumu yapıp evime gideceğim. O yandı. Şimdi orada herkesi olan şüpheli yaptı. Ha, ben herkesin anlamadım da. Kendi yani takımından ona ön yargısı var şimdi. Ha, kimi belirtti? Yani hani atışlarda tamamen çok kötü biri var. İşte nasıl takım arkadaşları tepki göstermedi mesela? Ona şaşırıyor. Onlar cin gibi hepsi cebine koyuyor. Onların hepsi yeri çok geldiğinde tecrübeli. Pat pat dökecekler. Onlar çok tecrübeli. Acun güzel bir laf etti. Dedi ki arkadaşlar dedi şimdi dedi All Star takımında herkes ikişer üçer defa dedi Survivor yaşamış. Hatta şu anda içlerinden 7-8 isim Kıbrıs görmüş. Evet, yani öyle bir gruptan bahsediyorsun ki seni beni alır götürür getirir bir daha götürür bir daha getirir falan. Onlar yemiyor şimdi kazanırken buna rağmen gıdıklamalar var. Hepsini cebine koyuyorlar. Ama Nihat yumuşamaktan ziyade sanki biraz daha vitesi arttırıyor gibi konseydeki açıklamaları aynen da oydu. Yok yok ben biraz daha sakinleşmesi Nihat, değil. Nihat'ı şöyle yapalım. Hı. Şu Nihat diyelim. Tamam. Bunu başka bir galaksiye koyalım. Normal diğer insan tabii tabii. Diğer insanlardan konuşuyoruz yani onlar strateji falan. O zaten. Şu ben hep söylüyorum. Onun Nihat'ın yapacak başka bir şeyi yok çocuğun yani. Yani Nihat ne yaparsa yapsın All Star'daki performansal anlamda hani bir fark yaratamaz. Nihat işte dikkat edersen Anıl'la geldi. Anıl saydım ben. Bir attı girmedi. Evet. İki attı evet girmedi. Üç attı girmedi. İlk Anıl attı dördü. Orada Nihat attı. Nihat ikide iki attı son. Şimdi o böyle şeyler olursa kazanır o. Bak yanına gitti. Temas yani var ya. Birileri yapamayacak.
tesadüf o ki o da böyle tutturacak falan kazanır Nihat. Yani arka arka 3-4 ama performans anlamında kendi takımının özelinde erkeklerle mukayese ettiğinde. Yani Turabi var orada. Evet. Adem var. Tabii. Hilmi Cem var. Murat var. Şimdi sen bunların arasından... Ümit Karan var. Ay şimdi var tabii yani. Ki doğal yani. Onun aldığı puanlar o takımda ekstra olarak sayılması evet. gereken bir durum. Yani bunun neden anormal yani? Bunu kabul etmek çok mu zor acaba? Yani hani belli kimliklerle gidi. Her zaman bunu tartıştık biz. Hani hepsinin bir kimliği var. Bir kere her şey geç. All Star. Tabii. Kimliği biz altındalar. Ben Türkçü olarak bunu yapıyoruz. Bravo. Evet. Çok doğru yani bir şey hani söyledin. Sen zaten bu kimlik çok, altındasın. Evet bırakmaya çalışması gerekmiyor mu? Yani hani orada... Egosunu evet bir anlamda hani takım arkadaşını orada yeriyorsun. Öte taraftan Anıl'a yükleniyorsun. Yani çocuğa temas ediyor gidip yani, orada bağırıyor yani. Kendi bu. Takım arkadaşlarına karşı da hazmedeceksiniz diyor diğer takıma. Neyi hazmedeceksiniz? Olacak iş değil. Ben şaşırdım. Çok ya net ben söylüyorum. Ben bir şey Kalkan erkekleri saydı bence. Kadınlardan da daha güçsüz kendi takımındaki. Sema zaten. Yani All Star'a baktığın zaman Sema... All Star'ın kadınları 10 tane erkek ediyor yani. Çok acayipler. Yani, ve çok Sema acayip. Dediğin gibi Sema. Süper açıldı bu hafta sonu. Şey gibi o ara vermemiş günlerce... gibi yani. Değil mi? Ya, devam etmiş gibi. Ay, 6 ay yok sanki. 6 ay adada evet. yaşamaya devam etmiş. Ya buraya geçmiş gibi. Muhakkak vardır onunla da ilgili beterimiz de. Ya Nevin yavaşladı ya Sema aşırı hızlandı. Yani bir şey oldu son 2 gündür olağanüstü hızlı. Zaten belli de oluyor baktığın evet. zaman. Sadece tek kişinin takımı sırtlaması gibi bir şey zaten söz konusu. Burada bence Nur şuna da dikkat etmemiz lazım. Burada Anıl'ı şöyle ele almak lazım. Zor mesela ben gerçekten yapamam yani. Çocuk kazandığında sevincinden önce rakibini teselli eden bir karaktere sahip ki bunu gördük biz hemen. Arkadaşın dedi ki boş ver üzülme dedi yerden kaldırdı. Kim kaybetmişti hatırlamıyorum. Hilmi Cem olabilir ya kimse. Kaybettiğinde de bu kadar tahrik edilmesine rağmen hiçbir şey yaşanmıyormuş gibi en ufak bir jest mimik yapmadan gidebildi. Peki o ilerleyen orada zamanlarda... iki takım birbirine girebilecek bir elektrik yaratabilir. Anıl peki mesela bu bir dedi sustu, iki dedi sustu, yok, üç de susabilecek bir karakter. Susabilecek bak bir kaybedişi daha oldu. Sahile yürüdü, evet. denizin kıyısına oturdu. Bunalıma girdi kendi kendine. Biraz sinirlendi, kendi matarasını yere attı. Yani kendine kızdı. Ama her şey bir yere kadar. Yani öyle, yani şöyle bir derviş... gibi bir adam çıkacağını da zannetmiyorum. Yani herkesin bir sınırı var. Yok hayır senin Cumali'ye bir, falan benim. Tepkisini hatırlasanız da. Yani hani sinirlenince yani. Sinirlenebiliyor ama tabii, yani tabii. Hani bir kadar olmaz. Yok tarzı kim değil. Kim olabilir? Ayrıca. Bu da değişik bir bakış açısı. Peki kadınlara geçiyoruz. Şimdi sırada Nagihan var. Hazır mısınız konuşmaya? Hazırız. Bak orada Nagihan'cığım. Bak herkes hazır. Herkes hazır. Şimdi biliyorsunuz Nagihan hırsıyla, hızıyla, aslında bakarsanız kendine has tavrıyla bildiğimiz bir isim. Tek ayağım sakat dedi. Nevin'den aldığı sayı sonrasında yaptığı coşkuyu biz burada günlerce konuştuk. Ama bu sene öyle kurallar var ki en iyilerin yarıştığı oyunlarda Nagihan'ın seçilmiyor olması bayağı damarına bastı. Şimdiden uzun uzun konuşulmaya başlandı bu konu ve bakın Nagihan neler söyledi. İyileşiyorum ben günden güne iyileşiyorum ve ben sık sık benim oyun oynamam lazım ki benim forma girmem lazım. Valla erkeklerin o sinerjisi güzel abi sana güvenirim sen oyna ben iyiyim. Valla ben istiyorum gerçekten ve hem parkur olsun hem atışlar olsun benim kazanabileceğim oyunlar. Ama yok yani ben oynuyorum demekle ben oynayamıyorum yani. Bugünkü ödül oyununu 10-1 kazandık. Yani sevinsem mi, üzülsem mi gerçekten bilemiyorum. Yani Survivor'ı ha evden izlemişim, ha arkadaşlarımın yanında izlemişim. Tabii ki takım ruhu var. Ama gerçekten günden güne kendime olan inancımı, güvencimi kaybetmeye başlıyorum. Çünkü yarış öncesi hiçbir sorun yok arkadaşlarım, takım arkadaşlarım. Ne erkeklerle ne kızlarla. Oyuna çıktığımız anda kızlara bir halleri oluyor ve beni her defasında oyun dışı bırakmaya çalışıyorlar. Her oyunda herkes zaten oynayamaz. Böyle bir şey söz konusu değil. Ben de kaç oyun dışarı. Mesela geçen oturdum bench'te herkese destek verdim. Ben hiç oynamıyorum. Merve sen yine oynuyorsun. Oynamıyorsun olur mu? Nagihan vardım. Hep vardı oyunlarda. Hangi oyunda olmadın? Belki bundan önceki oyunda oynadın. En iyilere yine çıkıyorsunuz. Siz ben onu bile hani kendime geri çekiyorum. Tamam en iyilere zaten oyun dışarı. En zaten biz karar vermiyoruz. En iyilere herkes oturuyor, konuşuyor, karar veriyor. Erkekler kendileri karar veriyor, kızlar kendileri karar bak, veriyor. Çoğunlukta da siz karar veriyorsunuz. Çoğunlukta biz karar veriyoruz diye bir şey yok Nagihan. Neye benim karar veriyoruz?
soruyorum her defasında. Tamam, ben sen de bir şey söylemem. Bugün üçüncü turda yine sen dedin ki Nagihan da çıkmak istiyor dedin. Sen de duydun, biliyorsun olayı. Hani şunu söylemek istiyorum. Her defasında ben neden oyun dışı kalıyorum? Sema neden kendini geri çekmiyor? Veya siz üçünüz, Sahra, sen, Damla üçünüzün bugün oynama zorunluluğu olduğu için atıyorum. Sahra ikinci turda da çıkabilirdi. Ben yine çıkabilirdim ilk turda. Zaten Sahra çıkamaz. Sahra'yı karşı takım seçmişti. Eğer kenarda kalmam gerekiyorsa kalırım yani. Benim için sıkıntı ve problem değil. Birçok oyunda da bunu yaşadım zaten. Anladığım kadarıyla onun Nagihan'la ve Sema'nın arasında bir şey var. Benim Nagihan'la konuşmamdan çıkarttığım kadarıyla. Nagihan'ın Sema ile konuşması gerekiyor. Sema 6 ay öncesinde yarışan bir yarışmacı. Ben 2 sene önce yarışmışım. Merve 3 sene önce yarışmış. Bizim daha fazla yarışmamız lazım ki form tutmamız lazım. Ben buraya gelirken birazcık kilolu geldim, birazcık kas yaptım, geldim ki sezonu uzun tutabilmek adına. Ama ben oyunu oynamadan zaten açılmam mümkün değil. Bunlar da bunun bilincindeler ve özellikle beni oyun dışında bırakmak istiyorlar. Ya sebebi apaçık ortada. Tamam, rekabet olur, rakiplik olur da hani Survivor'ın ilk başlarında bu kadar insanı dışlamak olmaz diye düşünüyorum. Ben dedi, kimi alacağım dedi. Tunda'yı alacağım dedi, sen Levin'i al dedi. Tamam ben alayım. Abi neden her defasında Nevin'i sana bana ona buna paslıyor, kendi almıyor? Madem 2'de 2 atıyorsun. Ay oynamak istiyorum. Evet ben oynamak istiyorum. Ama ben kendim seçmek istiyorum. Ben onun aklıyla hareket etmek istemiyorum. Ya. Benim seçeceğim adama da karışmasın. Onu oynatmıyoruz gibi bir algı asla oluşamaz. Bu zamana kadarki oyunların hepsinde Nagihan zaten oynadı. Bence bencillik yapmanın yanı sıra takımı düşünerek hareket edilmeli diye düşünüyorum ben. Atlet olabilir, çok hızlı olabilir ama şu anda bir sakatlığı var ve kendi istatistiği için takımı harcayacak gibi bir potansiyel var Nagihan'da. Şimdi Nagihan'ın ben neden oynamıyorum sorusunu biz uzun 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 konuşacağız. Konseyde her ne kadar bunun üstü birazcık kapatılmış olsa da, Nagihan buna eleştirilere karşı yanıtını vermemiş olsa da, baktığınız zaman burada içerlemiş bir Nagihan görüyoruz. Yani ben daha da iyi olabilirim, oynamam lazım ama dikkatinizi çekerim. 10-1 kazanılmış bir oyunun sonrasında Nagihan'dan şöyle bir cümle duyuyoruz. Yani ben üzüleyim mi, sevineyim mi bilmiyorum. Şimdi burada aslında birçok şey resmediyor kendini ama benim söylediğim şeye geliyor. Değişik değil mi? Takım oyunu değil bu. Bireysel bir oyun. Ama bunu şimdiden çok erken söylüyorum. Değil mi Seda Nagihan'ın ya bu açıklamalarına? Zaten Nagihan'ın açıklamasını ben şöyle yanlış buluyorum. Kusura bakmayın. Nagihan'cılar var. Herkesi böyle kişisel tutanlar var da. Bak oyunların bölümüne, istatistiklerine. Nagihan'ın az oynadığı görülmedi ki. Sahra çok daha az oynadı. Evet. Ama daha kibar davranıyor. Nagihan bir de hani en iyilere beni niye almıyorsunuz, oraya niye almıyorsunuz? Bacağım sakat, tek bacaklıyım diyen sensin. Durumum şu an iyi değil, zamanla açılacağım diyen sensin. Bacağını sakatlandığını kazandığın yarıştan sonra söyleyen sensin. İlk yarışlarda yavaş kaldın, buna rağmen her oyunda oynatılan sensin. Nerede az oynadı Nagihan diye ben sana sormak istiyorum. Bir de cumartesi günü bu şeyi söylüyor. Ben oynatılmıyorum diyor. O güne kadar aslında bütün oyunlarda oynamıştı. Hepsinde oynadı. Acaba şöyle bir soru geliyor aklıma. Aslında en iyiler takımında kadınlar arasında yer almıyor olup Sema ile Merve'nin yarışıyor olması mı onun bu kadar içerlenmesine neden galiba oluyor? Sence? Ne diyorsun Hakan? Biz şeyi söyledik ya, yani biz daha onlar kazanıyorken de yan stüdyodaydık hatırlarsan. Ben dedim Sema ile bir kere kafadan geçmiş olsun. Tabii. Yani Sema sinir bozucu bir performansı var. Geçen sene de öyleydi. Evet. Allah için. Yani çok iyi demek istedin herhalde. Aynen. Yani sinir bozucu başarılı. Yani hatta Acun da onu dedi ki başarılı en başarılı erkekle mi yarıştırsak onun sonucunu merak. Yani durum bu. Sema sinir bozuyor. Yani kimya bozuyor. Şimdi Nagihan'ı gördüğümüzde ne dedik biz? Dedik ki şimdi biz de spor yapıyoruz. O kadar Adele sorun nefes alamıyor. Artı kendi beyanı Acun'la yine konuşuyorken dedi ki ben sakatım dedi. Acun döndü dedi ki olur mu? Biz sizi dedi test ettiriyoruz, evet, dedi ya. Check-up'tan geçiyorlar. Sizi dedi check-up'tan geçiyorsunuz dedi. Böyle bir şey. Hayır dedi. Check-up'tan sonra ben sakatlandım dedi. Evet. Ben demedim. Sonra dedi hatta. Ben demedim. O dedi. Kendi beyanı. Bir. İki. İşte bak ne diyor? İstatistiğini veriyor. Diyor ki Nagihan'ın iddiası ben neden oynatılmıyorum? O da yok. Belgeli oynuyor. Oynuyor. Bütün oyunlar. Kendinin söylediğinin ne kadar çeliştiğini söyleyeyim.
onun bütün problemi Sema. En iyilerde oynamıyor olması aynı zamanda. Tabii, bir de şöyle bir şey oluştu mu sizce kızlar arasında? Şimdi Merve ile Sahra daha yakın. Sema ile Damla daha yakın. Normal bunlar. Yani hani Ecem zaten yeni geldi. Daha yakınlığı yok. Ama Nagihan değişir. Biraz tabii ki değişir ama Nagihan hani kendini dışlanmış hissediyordu. O yüzden mi bu cümleleri sarf ama ediyor? Ama kendi kendini dışlıyor olabilir mi acaba? İşte onu bilmiyorum. Bazen tavrınla ve tutumunla kendini dışlattırırsın. Şimdi Cumali de konuştuk aynı şeyi kendine yaptı. Şimdi sen savunduğun şey yanlışsa ve yanlış bir şeyi inat ve ısrarla savunuyorsan, mesela ben evimde annem, babam, kardeşim falan dönüp desem ki ben kışın şortla sokağa çıkacağım desem ve bunu da çok ısrar etsem, annem de mani olamazsa bana, babam da bana tavır yaparlar yani. Konuşmazlar benimle. Oysa annem babam değil mi kardeşim, niye konuşmuyoruz? Yanlış yapıyorum. Doğru. Şimdi sen bir grup içerisinde yanlış bir şeyi savunursan, Allami Cihan olsan sana tavır yaparlar. Sen de otomatikman bir de buna anlam veremeyip dönüp dersen ki bak görüyor musun beni dışlıyorlar diye. O zaman eyvah Üskan Pektaş deriz. Bizim o psikiyatrımız. Psikiyatr meşhur. Anlamadım. Ya o artık yani bir senin tutumun. Hele hele böyle bir agresif zor bir oyunda mümkün olduğunca alttan alman gerekir ki takım halinde hep birlikte hareket edebilip psikolojini az yıpransın. Yoksa şunu tercih edebilirsin. Hayır benim doğrum, bu benim de. O zaman sana saldırırlarsa, sana tavır alırlarsa da şikayet etmeyeceksin. Nagihan kendini kendi mi dışlattırdı? Ama evet. Sen ne diyorsun? Skor ne? 1-10. Burada sevinmiyorsan nerede sevineceksin kardeşim? Ben anlamadım. Zaten benim zihnimde ciddi soru işaretleri neden oldu. Aynen. Hem o cümle hem de az oynuyorum. Daha ne oynayacağız? Çok sinirlendin değil mi? Sandviçi hard diye ısırıyorsunca yani şimdi. Hayır, zaten amaç sayıyı kazanmak, ödülü kazanmak değil mi? Yani hani en baştan beri yapılan hataların başında hani ben oynuyorum, sen oynuyorsun, sen çok oynuyorsun, ben az oynuyorum. Sema'nın söylediği işte az sonra tabii ki onu da paylaşacağız. Şimdi yani onu söyledi, illa alıştıracağız diye bir durum söz konusu tabii mu? Yani hani benim bacağım öyle açılacak diyor Nagihan. Bana ne, gidebilir. Sana ne? Değil mi? Ben senin, şimdi bu aynen Cumali'nin söylediği şeye benziyor. Hani ben buraya oynamaya geldim, ben buraya bunu yapmaya geldim, ben buraya şunu yapmaya geldim. Hakan ne diyor? Ama biz Cumali bunları yapsın diye gelmedik. Biz burada bir şey kazanmaya geldik. İstatistiklerde Nagihan oynuyor. Nagihan oynuyor. Sadece en iyilerde yok. En iyilerde Sema ya da Merve'nin yanında değil diye. Oynadıkça benim bacağım açılacak, müsaade etsinler ama oynayalım. Bir taraftan da kaybettiği zaman diyor ki ben sakatım. Heh. Şimdi ne yapacağız arkadaş? İşte takım da aynı şeyi söylüyor peki, zaten. Biz Nagihan'ın bacağı açılsın diye diyor ki ben oynadıkça bacağım açılacak ve kilolarımı vereceğim. İyi de takım mecbur mu senin bacağın açılsın ve kilolarını ver diyene kadar bekleyip de oyun kaybetme? Hayır, bu ada çok önemli oyun yani, bu yatak matak. Tabii. Orada oynadı. Hayat şartlarını değiştiriyor. Tamam, Nagihan'a dediler ki çık kardeşim buraya. Nagihan oynadı. Bacağı bir tık daha açılıyor ona göre, hani sakatlığı da falan filan, ama ada gitti. Ya bir olur de niye mu takım arkadaşları böyle bir şey kabul etsin ki? Ya hayır mantel, biz yani saçmalayalım niye diye söylüyorum yani. Niye yani? Ya olur mu yani? Bir de Merve güzel söyledi, diyor ki ben karar vermiyorum ki diyor. Oturuyoruz, evet, oradaki bütün adaylar oturuyor. İki kız seçilecek, seçiyor işte. Oy bile zaten başka türlü arkadaşlar kaos olur ya. Dersin ki hep o isteyenler dersin, hani en makul yöntemdir, öteki türlü bunu dinle onu dinle kafayı yer herkes. Nagihan en iyi olmaya alışmış bir karakter ya, bir de o cepheden bakalım ne olursa olsun, ben çok dişi aslan diyoruz. Evet sırf o cepheden i̇şte bakıyoruz hani zaten. Yoksa o açıdan bakıldığı zaman geri planda kaldığını hiç düşündüğü için aslan, acaba bunları yapıyor. Bir aslanla kurtaramazsın. Bunun aslanı panteri filmili yok. Aklın yolu bir. Eğer zaten bir şey söyleyeceğim, ben hep onu söylüyorum, doğru bir tane ya. Bazı o kadar net şeyler var ki yani onları artık kurtarmaya, hani normal akrabaları da gelse kurtaramaz. Şimdi mesela şöyle düşün, ben hep eleştirirken de onu söylüyorum. Oğlum var Engincan, 26 yaşında. Evet. Şimdi mesela Nihat'ın yaptığını, Cumadi'nin yaptığını, Nagihan'ın yaptığını Engincan katılıp yapsa ben daha ağır eleştirirdim. O kadar net yanlış. Doğru bir tane. İyi yaptıkları zaman da İltifat ederim. Oğluma yapmayacağım kadar daha fazla iltifat ederim onlara. Onur etmek için. Ama Nagihan'ın, Cumadi'nin, Nihat'ın savunulacak bugüne kadar şu gelen VTR'lerde bir tarafı yok. Peki Hakan'cığım, bazen yazıyorlar ya bize, biz bir böyle çok onu popüler. Yazar, o sonsuz burada yazar. Burada var mı bize Nagihan'cı, kim var burada? Az önce beyefendi var ya. Bir tek beyefendi mi var? Mesela ona bir soralım. Mesela savunacağı bir şey var mı? Mesela o belki bize başka bir bakış açısından. Niye böyle davrandı? Siz söyleyin. Yani ya da bizim yorumlarımızda yanlış gördüğünüz bir şey var mı? Yok, bizim yorumumuzda değil. Kendisinin şeyi merak ediyorum ben. Mesela Nagihan'la ilgili bu tutumundan olumlu bir şey söyleyebilecek miyi merak ediyorum. Sustunuz kaldınız hayırdır? Nagihan, şunu söyleyeyim ben Nagihan. Yo Nagihan'ın bu VTR'leriyle alakalı genel değil.
Bu gördüğümüz. Belki bu yarın Nagihan çok iyi bir tavır sergileyecek. Biz de diyeceğiz ki bravo Nagihan. O başka bir şey. Şimdi bu VTR'ler geldi ya. Nagihan diyor ki ben oynatılmıyorum. Aslında oynuyor istatistikler belli. Evet. Artı sakatım diyor. Artı ona bir kazanmış takımda mutsuzum diyor. Şimdi bunlarla alakalı yorumunuz, onu haklı bulduğunuz bir yön var mı? Çok merak ediyorum. Ben haklı buluyorum. Şöyle haklı buluyorum. Vay tamam, vay. Bir bakın. Merak ettim. Ona bir yarışma bitmiş. Tamam. Evet. Orada yarıştırmadılar onu. Orada takım için oynadılar. Ama Nagihan şunu dedi. Ne dedi? İkili kızlarda, ikili oyunda bakın görün beni yine oynatmayacak. Sakat. Sakat ama şu. Geçilmiyor. Şimdi diyelim ki bir takım. Sakata cevap ne? Bir takım 3-0, 4-0 yeniyor. Evet. Senin kulübede duran yedek Burak var diyelim, tamam. Orada var. Şimdi onun ısınması için bir dahaki, önceki, sonraki maçlara... 7-1'den oyun veriyorlar. 100 defa gördüm ben Survivor'da. Ama 8-1 olmuş. Bak, tamam 8-1'den de veriyorlar. Ben sana al bak uzman burada. Estağfurullah. Öyle ama sen uzmanısın bu işin. Kızcağız burada senelerdir... Şimdi ben şunu anlamıyorum. Ya ben hakikaten aklımı mı yitiriyorum? Ben vallahi kendimden şüphe edeceğim ha. Sakat adam. Roberto Carlos olsa oynatmam ben. Şimdi şunu söyleyeyim. Hayır, ben başka bir gezegenden mi geliyorum acaba? Ben ya, şimdi mesela sen sporla bir alakan var mı? Var. Hangi takım tutuyorsun? Trabzonspor. Trabzonspor'un Burak Yılmaz'ın performansını tartışmamıza gerek var mı? Yok. Burak Yılmaz bana sakatım dese oynama oğlum derim. Bir anormal mi yani? Şimdi sen burada sakat birini savunuyorsun. Diyorsun ki niye oynatmıyor? Ben hakikaten çıkıp gidip yüzümü yıkayacağım. Hakan Ural farkını ortaya koydu. Özür dilerim. Üzgünüm, cevap veremedim. Sakat yani. Hayır, yanlış anlamasınlar izleyicilerimiz. Nagihan sevenlere elbette ki saygımız, sevgimiz sonsuz ama burada bütün eleştirilere de saygıyla yaklaşmanız gerektiğini bir kez daha altını çizip öyle devam edelim. Yani. Ya Acun'a bizzat açıkladı. Acun dedi ki sen sakat değilsin dedi. Biz sizi check-up yaptırdık. Çocuk da inanamadı. Döndü dedi ki ben sakladım. Ben orada ben sakladım dedi. Buradan aslında ne kadar hırslı olduğunu anlamıyor muyuz? Hayır. Onu neye dedi biliyor musun? Niye sakatım dedi. Şimdi performansı kendi beklediğinin de altında olduğu için yarış kaybetti. Açıklama ihtiyacı hissetti buna. Nedeni o söyledi. Ya senin bu söylediklerini ona söylemen lazım aslında. Ben de 10 küsür sene voleybol oynadım. Sakat bacak üzerine basıldıkça iyileşmiyor yani. Sakat insan. Onu bir dinlendirirsin. O bir iyileşir, ondan sonra seni antrenör. Sana daha başka bir şey söyleyeyim ben. Biz de spor yaptık. Mesela burada üçümüz diyelim yarışacağız. Nur Tuba bana dese ki Hakan ya iyi hissetmiyorum. Ben sorgulamam bile, nezakettir bunu, oynatmam ki ben. Hani fizik olarak bir şey, yani psikolojisi bile hazır değilse. Sen spor yaptın bir, ben oynatmam ki. Spor yarışma böyle bir şey. Anlık performanstır o çünkü. O an belki fiziksel performansın bir neden yaratmaz ama mental düşük olman senin sonuç almanı gerektirecek atışını yapmana mani olur. Bu kadar hassas yani bu oyunlar. Peki bunların da örneklerini görüyoruz. Bir şey de söyleyeceğim. Madem hani beyanına inanalım Nagihan'ın. Madem egzersiz iyi gelecek bacağının açılmasına, performansına. Adada çalışıyor. Ha, ve kilo verecek. Dedi ya hani özellikle kilo aldım, ölçü aldım. Bravo. Ve takım mecbur mu seni zayıflatmaya yok veya bacağını iyileştirmeye? Yok, sahilde koşmuştu. Hayır. Sahilde koş. Peki işte tam da bunların üzerine Sema ile Damla bir araya geldi. Ve bu az önce sizin söylediklerinize benzer cümleler kurdular birbirlerine. Sema'nın aslına bakarsanız Nagihan'a karşı kurduğu cümlelerin altında hem Seda'nın hem Hakan'ın söylediği cümleler vardı. Nelerdi bir hatırlayalım, sonra devam edelim. Kızların oyunundan dolayı aslında biraz kendimi mağdur hissediyorum açıkçası. Çünkü ben artık atlet kızların çok iyi denmesinden gerçekten çok sıkılmış durumdayım. Öyle bir algı var ki atletler çok iyi, atlet kızlar çok iyi. Onların çıkması gerekiyor, onların yarışması gerekiyor. Bu durum gerçekten beni artık çok sıktı, çok gerildim. Parkurlara bakıp izleyecek olursak eğer, yani ben kendimi yetersiz ya da yavaş görmüyorum. Nagihan da atlet okey ama ondaki performans bu sene çok kötü. Onda hemfikiriz. Mesela Nagihan'la yine ben bu sene beraber çıkayım. Nagihan benim çok yerimde kalacak. Ondan da eminim. Bu sene çok çalıştım, onu yaptım, bunu yaptım falan filan. Herkes antrenman yaptı. Buna da hemfikiriz. Ama bu sene ben 2016'nın üstüne koyarak geldiğimi hissediyorum.
Ondan dolayı da ben Merve ile de çıksam ya Merve'den ya kafa kafaya geliriz ya da ben Merve'den hatta bir tık daha önde bitiririm parkuru. Bundan da adım gibi eminim. En iyi kızlar oyununu kazandık. Evet çok mutluyum. Takımca kazanmak beni çok mutlu ediyor. Ama şöyle bir şey var. Ben geldiğimden beri bazı oyunlarda oynayamadım ve kazandığım ödüllerden de faydalanıyorum ama keyfini süremiyorum. Kendim ter akıtamadığım için. En iyi ikilerde mesela bugün Nergen Tekne dedi ya. Geçen hafta siz oynadınız, bu hafta da ben oynayayım. Kusura bakma. Öyle evet. Bir şey yok. Amaç burada herkes eşit oynasın değil. Amaç evimize, yatağımıza sahip çıkmak. Evet. Sen dediğin takdirde bu olur. Mesela ya ben de sen aynı dediğin fikir takdirde ama... bu olur. Çünkü altın dolu, hızlısın. Oyun alıyorsun, çatır çatır yarışıyorsun. Hiç kimseden geride kalmadın. Ama o dediğin takdirde maalesef olmaz. Çünkü hem yavaş, hem ağır, hem sakat. Sakat olduğu için de tedirgin giriyor zaten parkurları. Ama kabul etmiyor. Ben Nagihan'ın gerçekten yeterli olduğunu görmüyorum. Ondan dolayı da en iyilerde çıkmasını doğru bulmuyorum. Ama şöyle de bir durum var. Tabii ki de o da kendini göstermek isteyecektir. Sakatlığından dolayı kendisi de söylüyor çok tedirgin olduğunu. Hatta bir oyun öncesine döndüğümüz zaman... Ben Nagihan'a hani korkmadan kendini at dediğim her parkurda, her engelde Nagihan bir adım geride durmayı tercih ediyor. Kendini o korkusuz, cesur hallerinden eser yok bence. Sonuca baksınlar. Yattığı sıcak yatağa, sarıldığı yastığa baksın. Rahat rahat uyusun bence. Alınacak bir şey yok. Bundan sonraki en iyilerde de yine benim yerime... Oyun alabilecek biri geldiği zaman tabii ki sen oyna derim. Ama oyun alamayacağını hissettim, yavaş olduğunu hissettim biri gelse kusura bakma kardeşim ben oynayacağım derim. Şimdi Damla'yı konuşarak başlayalım Peki. istiyorum bu kez. Çünkü Damla hızlı bir yarışmacı. Bir iddiası var. Nagihan'la çıksam geride kalır diyor. Sema'nın da buna aslında destek verdiğini görüyoruz. Ve baktığınız zaman bunu öyle ya da böyle hani atletlerin yarışı şeklinde sunmak Damla'yı rahatsız etmiş. Nagihan hızlı başlayalım. Değil zaten. Hızlı değil mi diyorsun? Bence yani Damla'yla kıyaslandığı zaman. Sema'yla. Damla'yla bilmiyorum. Damla son iki gündür açıldı da hani o kadar dikkatli incelemedim parkurları. Damla'yla Nagihan kendi sezonlarında rakiplerdi. Ve her zaman en çok yarışan iki yarışmacıydı. Ama yani insanların 3 gün 3 gün değişiyor. İşte Nagihan, Damla da onu söylüyor. Nagihan beklediğimden daha yavaş bu sezon. Nagihan işte onu diyorum yavaş. Aynen. Hızlı değil derken onu kastediyor. Sema olağanüstü hızlı. Nevin bence yavaşladı. Çok hızlı. Hani karışık bahsedecek olursak Damla hızlı, Sahra hızlı, Yağmur yavaş. Hani böyle gidebiliriz ama Nagihan en hızlı mı? Hayır, hızlı değil. Ona rağmen bu kadar çok belki hani isyan etmesi dikkatlerini çekti Hakan. Ne dersin? Yani Nagihan'ın da hani bu tavrının hiç mantığı yok. Yani onlar da aklın yolu bir kendince nedenleri sıralıyorlar. Bir de sporda da şöyle bir şey var. Futbol izleyicileri iyi bilirler. Kazanan takım bozulmaz ki. Kaidedir bu, kural. Evet. Kuraldır yani. Hani Premier Lig'de de böyledir. İşte Bundesliga'da da böyledir. La Liga yani 136 yıldır falan. Kazanan takım bozulmuyor. Hatta biz taraftarlar olarak bazen hocalara kızarız. Niye şunu oynatmıyorsun? Şöyle bir oyuncu falan der. Onlar da şöyle savunurlar. Mantık getirirler ve genelde istatistikler hep doğru çıkar. Kazanan takımı bozmam der. Velev ki Nagihan yarın bir gün iyileşti. Performans anlamında da iyi gitmeye başladı. Fakat genelde kazananlar var ve devam ediyor ise... Öyle bir durum olduğu zaman bile Nagihan oynamamalı mantığını getiriyorum. Yani şu andaki hali zaten sakat ve performansı kötü. Bunun takımla alakası yok. Ama yarın gün düzelse bile felsefe olarak kazanan takım bozulmaz. İşte Nagihan onlardan daha farklı hareket etmiş oluyor. Bak, peki şuradan... Sema çok güzel konuştu. Damla da mıyız halen? Nasıl istersen. Ben Sema'nın konuşması o kadar net ve açık ki. İyi yapan oynar, iyi yapan kazanır. Biz kimseyi yavaşla daha yükseltmek zorunda değiliz diyor. Kimseyi de yükseltmek Aynen. zorunda değiliz. Zaten yüksekte olan gelsin. Yani bir de takım için yarışmıyorlar mı? Az önce de aynı şeyi söyledik ama yani hani en iyi iki kadın denmesinin, en iyi iki erkek denmesinin de sebebi bu değil mi? Takımın en iyilerinin yarışması ve ada şartlarının belki de o anda alacakları ödülün onlara gelmesi. O kadar, işte. Bu kadar net. Çok kilit bir cümle kurdun. Öyle baktığın zaman her şeyin cevabı veriliyor. Şimdi herkesin kendine göre bir egosu var. Yüksek, alçak falan ama sen demin dedin ya Nihat'ı da konuşuyorken. Ya dedin sonuç itibariyle siz All Star değil misiniz? Daha ne işler? Daha nasıl bir titir gerekiyor? yani sizi zaten Acun Ilıcalı All Star olarak hepinizi bir araya toplamış.
Ya Kiner hangi takımdansın? Nihat Doğan da All-Star'dayım diyor. Nagihan da All-Star'dayım diyor. Sema da All-Star'dayım diyor. Tur abi de All-Star. Daha nasıl bir yükseltme olabilir? Olabilir. Yani. All-Star'sınız kardeşim. Sakin olun ya. Yani yatak önemli. Yeme içme önemli. Niye? Çünkü maraton uzun. Belki de bu kadar konforları şu an tabii ki aç değiller baktığınız zaman. Değil, çok iyi ödül kazandılar. Tabii. Yatakta uyuyorlar. Gönüllülerde bunların hiçbiri yok. Belki bu yaşadıkları ve hani konforları yüzünden belki bu sayıları alıyorlar. O yüzden böyle bir tartışmaya girmek doğru mu? Çok acil taze kana ihtiyacı evet. var. Neden biliyor musun? Kısır döngü. Program başında da söyledim. Aynen. Aç kaldıkça zayıf düşüyor. Aç kaldıkça oyun kaybediyor. Zayıf düştükçe oyun kaybediyor. Gönüller kaybetme döngüsüne girdi. Bir de Seda sinirin de bozuluyor. Mesela ben acıktığım zaman sinirli oluyorum. Aa, tabii hepimiz vallahi oluyoruz. Bile. Hepimiz oluyoruz. Ben hiç aç olamam. Bir de bizi koştur açken. Atasözü bile var hani. Kaç gün oldu? Yani kaç günden beri yemek de yemiyorlar kardeşim yani. Yani ciddi bir kayıpları tabii. var. Ya bak 11 oyun oynandı yanlış söylemeyeceksin. Evet 11 oyun oynandı. En iyiler de dahil olmak üzere sadece ikisini gönüller kazandı. Şimdi yani. Düşünün yani o sayı bütün ödülleri gönüller miydi? Hiçbir şey yiyemediler. Olsun. Aç geziyorlar ve şimdi Hakan ve Gamze. Onlar kilo alacak ya. Vallahi bir ödül tarihinde bir ilk. Patatesler, sandviçler, mercimekler. Devamlı ödül kazanıyor. Ben ne zaman baksam işte kek yiyorlar. Tabii. Sandviç yiyorlar. Evet. Onu yiyorlar, bunu içiyorlar. E, pilav zaten var. Mercimek aynen. kazandılar, pirinç kazandılar. Yatakta yatıyorlar. O ayakları uzatıyor. Aynen. Her şey geç. Bunların üstüne motivasyonları çok yüksek. Nasıl hayır, ben kazanırsın. Yani. Yardım yapmasın bari diye düşünüyorum. Evet yani. Artık hani. Birileri acıyıp oradan poşet atacaklar yukarıdan. Normalde onların devamlı akşamları ateş etrafında çift edenle oynaması tabii, lazım. Şarkılar, türküler değil mi? Tabii mis peki, gibi. Bunca yaşanandan sonra kızların en iyilerinde değişiklik olur mu sizce? Yani tabii ki o haftaki performansa göre değişecek ama iki kez oynandı bu oyun. İkisinde de Sema ile Merve çıktı. Hani Nagihan'ın bu haykırışlarından sonra diyeceğim. Doğru olmamalı. Damla'nın bu açıklamalarından sonra. Yani Nagihan'ın yapması gereken, Nagihan geçmiş yıllardan bildiğimiz performansını yakalamak için, madem ki kendisinde kendi yine deyiminden yola çıkarsak, sakatım benim ısınarak gelişmeye ihtiyacım var diyor. Kendisini eleştiriyor. O zaman adada zamanını idman yaparak, çünkü evet. profesyonel bir sporcu olduğu için kendisi hayatı bilir. İdman yapmakla geçmiştir. Evet. En iyi o biliyordur vücudunun neye reaksiyon evet. vereceğini. Adada koşsun, çabukluk çalışsın. Eğer birisinin yardımına ihtiyacı varsa atlet arkadaşları var, rica etsin, onu çalışırsınlar, kadını çalışsın, biraz da dene versin gibi gibi. Fırsatını o anlamda değerlendirip daha iyi performansına, eski performansına Nihat'ın Turabi'yi çalıştırması. Ay, şey Nihat'ın Turabi'yi çalıştırması değil. Yani. Bir ilk olur. Turabi'nin yani. Nihat'ı çalıştırması. Bir şey söyleyeceğim. Gerçekten oynuyor Nagihan. Evet oynuyor. Ha, şimdi Nagihan iki oyunda, çıktığı iki oyunda aşırı bir fark atar. Zaten en iyilere girer. Enayi mi? All Star. Şimdi Nagihan öyle bir oynar ki Merve'yi geçer. İşte istatistikleri daha iyi gelir. Parkurda daha başarılı olur. Peki inadına Nagihan'ı oturtturacağız köşede der misin? Çık oyna dersin. Olur mu öyle şey? Nagihan ama biraz hani geri plan attı bu düşüncelerini. Konsey zamanı konuşuruz. Hani Acun Bey ısrarla sordu en iyilere çıkmıyorsun. Hani var mı bir şey diye. Orada biraz yok ben her şeyden memnunum açıklamaları duyduk. Yakında oraya bir ring kurarlar. Yalnız Nagihan'la kimse o anlamda baş edemez. O boks oyununda ben bayılıyorum ona. Devirir mi? Vurduğunu kapanır. Devirir. Daha onu herhalde var. Hayır, her atletin de başarılı olduğu ayrı konu var. Bazısına hız lazım, bazısına denge lazım, bazısına isabetli atış. Atışlar da bence... yani gönüller fena değildi parkurlarda. Atışlarda çok kötü olanlar vardı. Boşa giden o kadar çok şey oldu ki. Ay, şimdi gönüller nerede hata yapıyor da konuşalım mı biraz VTR'mizi izleyip. Olur. Çünkü tabii. gönüller hani az önce de bahsettik. Programımızın ilk dakikalarından beri ısrarla vurguluyoruz. İyi gitmiyorlar. Konsey'de zaten bu durum taşındı. Hakan'ın da zaten bir sakatlığı söz konusu. Önümüzdeki günlerde ne olacağını hep birlikte öğreneceğiz. Hakan'ın boşluğundan mıdır değil midir bilinmez ama Ramazan takımı bir araya getirdi ve daha iyi olmalıyız dedi. Ve bakın neler konuştular. Arkadaşlar bugün dokunulmazlık oyunumuz var. Ödül oyunu gibi değil. Hani bunun telafisi olmayacak. Ödülü kaybettiğimizde en azından aç uyuyabiliriz ama dokunulmazlıkta bir kişi aramızdan veda edecek aday. Hani bu herkes olabilir. Ona göre bugün elimizden gelen her şeyi yapacağız. Yani varımızı yoğumuzu ortaya koymamız gerekiyor. Şu mağlubiyet serisine de bir son demenin zamanı geldi. Bence bugün o gün. Bence ödül oyunlarından herkes daha fazla mücadele edecek. Bu bizim ilk dokunulmazlık oyunumuz. Bugün artık bu mağlubiyet serisini noktalamanın zamanının geldiğini düşünüyorum.
Herkes terinin son damlasına kadar savaşacaktır bugün. Dokunulmazlık tek gerçek şeydir ya. Aynen. Survivor'ın gerçeği elinden yani. Şu an kadar. Ödüldür. Göreceğiz işte. Burada olup olmamanın yarışı. Şey, ya mümkün olduğunca dokunulmazlık oyunlarını kazanalım ki en azından takımımız dağılmasın. Evet. Bütün olarak kalalım. Çok kalalım yani. Benim istediğim bu. Karşı taraf sanki yani benim düşüncem daha çok biz kazanmak için geldik, kazanıp adamıza döneceğiz diye düşünüyor. Bizse yani ben kesinlikle öyle düşünmüyorum ama umarım düşünen de yoktur. Zaten bugün kaybettik, yarın da kaybetsek bir şey olmaz düşüncesiyle çıkan var diye düşünüyorum. Her gün biz buraya gelirken nasıl geliyoruz, hayaller kuruyoruz yani. Bir de hani tamam aç kalmayı bırakın, aç aç oyuna çıkıyoruz. Bütün enerjimiz gitti yani, sesim çıkmıyor artık. Eğlenmek, gülmek bir yere kadar. Tamam iyi takım olduk, kimse kavga etmiyor birbiriyle, sorun yok diyoruz ama bu sorun olmama konusu bize galibiyeti getirmiyor. Herkesin biraz daha işini ciddi bir şekilde yapması lazım. Takıma kimse fayda sağlayamıyor. O yüzden herkesin kendini önce bir ele alıp kendini eleştirmesi gerektiğini düşünüyorum. Şimdi yalnızsam düzeltin. Herkes takımın gidişatından umutsuz ama umutlu. Bir taraftan düzelmeliyiz diyor ama icraat yok. Nerede hata yapıyorlar? Ne eksik Seda sence? Artık bence gıda ve şartlar eksik. Tehlike sınırına gelmiş durumda da annemin diyor ki açlıktan, yorgunluktan sesim hareket gitti edemem diyor. Barakaları yağmur yiyor. All Star o barakada bile biz üşüdük filan, beni aralarına aldılar diyor Ecem, yağmur işte yağdığı zaman. Onlar barakada bile rahat değilken bunlar açıkta yatıyor. Açlar. Kızın sesi gitmiş. Nevin bence yavaşladı, performansı düştü. Yani o yüzden bence ne eksik biliyor musun? Gıda yardım. Oyun yani kazansın. Acun Bey'den yani rica edelim onlara. ya da şu. Keşke ama nerede? Bir an önce o iki kişi gelecek ya, taze kan. Hani dedi ya Acun Bey, iki kişi her takıma hem eklenebilir. Hem gönüllere hem All-Star'a. Ve bence o yeni enerji bir şeyi değiştirebilir. Bir iki oyun alsalar, bir iki ödül alsalar yükselecekler. Bence bu sporda çok önemli. Peki Hakan, sence Hakan'ın gitmesi, Hatipoğlu Hakan'ın gitmesi, böyle Hatipoğlu Hakan da komik oldu. Hakan Hatipoğlu'nun gitmesi takımda, yani kendi aralarında da konuştuklarını da söylüyorlar. Biraz enerjiyi düşürdü, biraz hani ne yapmamız gerektiğini bilmiyoruz. O bizim için her şeyi söylüyordu. Biraz eksikliğini hissettin mi sen de? Belki o yüzden mi bu kadar seri kaybettiler? Ramazan o boşluğu mu doldurmaya çalışıyor? Bu açılardan bir baksak. Bir kere %100 fark etti. Biraz değil yani. %100 fark etti. Hakan müthiş bir analizatör zaten. Yani adam buradaki yorumculuğundaki farkı ona o tecrübe, yani bir kere Survivor'ı mecburen çok iyi gözlemledi dışarıdan. İçeriden yaşamış bir adam. Yani böyle bir tecrübeyi parayla satın alamazsın yani. Gönüllüler hani başına konmuş tarih kuşu gibi oldu. Çünkü onlar da bilmiyordu ki Acun 90 artıda dedik ya Hakan geçiyorsun diye. Evet. Yani dolayısıyla bunu hiç tartışmaya açık değil bir konu. Ramazan'a gelelim. Ben sen hatırlarsan yayına girmeden Volkan dedim. Evet. Ramazan'da ben Volkan'ı görüyorum. Olmaz. Şimdi Volkan da çok metazörü biliyorsun, geçen sene ben liderim, ben savaşacağım, ben liderim, ben bu takımın lideri olacağım, ben falan dedi. Öyle demeyle olmuyor ki Volkan çok performansı çok güçlüydü, evet. Güçlü bir çocuktu yani. Ama onu da o zaman söyledik. Olmaz dedik yani. Ya olamaz yani. Eşyanı, Ramazan iyi bir çocuk, saf bir çocuk. Ben fiziksel onu gördüğümdeki performansını aldım, alamadım. Daha iyi olmasını beklerdim. Belki zamanla da olur. Şey değil yani, böyle sorumluluğu üstlenip takımı motive edip orada dengeleri sağlayabilecek bir kapasitesi yok o çocuğun yani. Bir de şey aklımdayken onu söyleyeyim. Performansla alakalı Nevin'in açlığı kriter almamızı gerektirecek bir durum. Niye? Gönüllüler takımını desem ki şöyle çat yapsam fark yarattıracak, maç kazandıracak ilk 3 oyuncusunu sayın desem size. Nevin ilk aklıma gelen olur. Mesela ilk akla gelmesi gereken, o takımın performansını yukarı çıkartması gereken insan açım diyor. Ama bu da oyunun kuralı, ne hayır, yapalım? Hayır bak tabii. Kural, oyunun kuralı yanlış demiyorum. Diyorum yani ki, zor yarışması. Şimdi diyorum ki ben o takımın size desem ki gönüllüler bu durumdan çıkar mı? Ya de çıkabilir dedik. Peki bunda en çok kimin performansı etkili olur desek?
İlk bana söyleyeceğiniz kişi kim olur dese? Ben Nevin derim. Nevin Yanıt. İşte Anıl dersiniz. Nevin açım diyor. Peki kardeşim, sizin en güvendiğiniz insan müzdaripse, benim ben açım, uyuyamıyorum, ıslanıyorum diyorsa bunu nasıl düzelteceksiniz? Ya da düzeltmek için ne yapmanız gerektiğini bildiğiniz halde işte, neden yapmıyorsunuz? Kısır döngü orada başlıyor. Aynen. Aç kaldıkça kaybediyor, kaybettikçe aç kalıyor. Bir de Hakan'a tamamen katılıyorum. Zorlama lider olmaz. Lider zaten olunmaz. Lider doğulur ve lideri de toplum seçer. Oradaki topluluk liderini seçer. Ben lider olacağım diye. Bravo. Oraya çıkayım. Beni kimse umursamazsa. Sen istediği kadar ben liderim. Peki seyircilerimize dönmek istiyorum. Hem bir Ramazan taraftarına hem de bir Hakan taraftarına söz vereceğim. Önce Ramazan'la başlayalım. Dinleyelim seni. Merhabalar. Öncelikle sizin lider demenize geliyorum. Ramazan orada ben liderim diye bas bas bağırmıyor. Yok, daha önce diyor. O şeyi var ya, veteriner abi de diyor, ben artık sazı elime alacağım, bu takımın kaptanlığına evet, soyunacağım şöyle, diyor. Olmaz yani ondan. Olup olmaması ilerideki haftalara bakacağız. Hakan'ın yokluğunda bence bu işi yapabilecek insan zaten Ramazan. Ben Anıl'da bunu göremiyorum. Anıl çünkü hani biraz daha sakin. Geri duruyor. Evet, biraz daha sakin. Oyunlarda çok iyi olabilir kesinlikle. Anıl oyunlarda harika bir yarışmacı. Ramazan daha açılamadı. Açılamadı. Aynı hemfikiriz yani. Performansı kesinlikle seni de tatmin etmiyor yani. Yani şu an sen onu evet, anlamlandırıyorsun. Diyorsun ki daha iyi olacak, varsayıyoruz. Daha iyi olacak. Eyvallah. Daha iyi olacak. Ama zaten Hakan'dan sonra takıma birisinin el atması gerekiyordu. Bunu Ramazan yapar ya da yapmaz. Ramazan'ın yapmasını isterim ben. Çünkü o lider ruhlu bir insan. Yapmasını istersin, yapabilir mi ama soru? Bence yapabilir. Sence ileride göreceğiz yani, o zaman. Bence yapabilir. Zaten lider işte dediğimiz gibi evet, takımı belirleyecek lideri. Ben burada liderim desem şimdi ikisi müridim mi olacak? Böyle bir şey var mı? Ben hemen olurum şöyle. Yana doğru kaygı. Ha, değil mi? Ama ne uğraşacağım ya? Birinin birine sorumluluğu tabii abi. İşte. Tabii sorumluluğu ne alayım? Peki var mı başka onunla şey? Uğraş, bununla uğraş, ondan sonra ne kaptan olayım? Peki yalan mı? Sizce gönüllülerde liderliği kim yapabilir? Göreceğiz. Güzel bir soru. Nevin yapamaz. Ya mesela o performansına rağmen. Hakan dışında ben görmüyorum. İlla yapılması gerekiyor mu, o da ayrı bir... Ah bravo ya, doğru soru bu. Bence gerekiyor. Sana da cevap. Ben aynı fikirim. Gerekiyor mu diyorsun? Gerekiyor. Takım kaptanı gibi mi görüyorsun? Orada da kavram kargaşası çok. Oldstar'da var mı kaptan? Hayır ama onlar Oldstar be kardeşim. Ama tamam yani, sonuçta... Acayip tecrübeliler. Bir ama de şöyle, o zaman senin geliyor. Söylediğine şöyle geliyorum. Skor geliyor okey de. Sonuçta daha çok egoların çatıştığı, daha çok benim ön plana çıktığı evet, bir... Çok başlılık. ...grupta evet, eğer lider yoksa ve idare edilebiliyorsa... Gönüller takımında daha kendini ispatlayamamış yarışmacılar olmasına karşın illa bir lider mi olması çünkü gerekiyor? Çünkü açlıktan ölmek üzereler, farkında mısın? Yani. Ya o yüzden, ya hayır, o yüzden birilerinin çıkıp durumu kurtarması gerekiyor. Yani ama işte o işi yapacak olan kişi bir lider mi olur, taze kan mı olur, Kızılay yardım mı olur? Ne yaptık? Ne o biliyor musun? Şimdi mesela bir sorunumuz var, yatırdık, evet, şuraya koyduk. Koy. Dedi ki kabul ediyor muyuz? Tamam. Bunu konsensusla tespit edemezsek... Hakan bu ki? Ben öyle rahatsız olduğum için resim çiziyorum. Psikolojimin ne kadar bozuk olduğunu anlayın arkadaşlar. Bu seni çizdi. Bana da bak. Bu ki? Ben de bak, şimdi kadın arası rekabet var ya. Seni çizdi. Bana benziyor bu. Çizdi için oraya. Sensin. Çok beğendim. Teşekkür ederim. Ay ellerine sağlık. Canım benim. Bu da soğuk savaş değil mi? Şu var yani. Bunları oradan çıkartacak. Şimdi Acun iki kişi gelecek diyor. O iki kişinin inşallah olası varsayalım performans etki edecek kadar onları bu durumdan çıkarttı varsayım, ama o ana kadar dayanmaları da gerekiyor. Peki bununla ilgili şimdi Cumali alınıyor zaten. Orada bir problem var yani. Biri de eğlenecek bu arada arkadaşlar. Cumali'de problem var. İşte atıyorum sana Ramazan bir şey söylüyor, Melih bir şey söylüyor. Peki nasıl bir yani ortak bunlara kararı kim aldıracak? Bakacağız. Şimdi... Hakan taraftarına söz verecektim. Rukiye abla mı konuşmak istiyor? Hanginiz? Tamam Rukiye abla sen konuş. Tanıyorum geçtiğimiz sezonlardan. Baksana zaten şaşırmayın. Bir göster resmini de geçmiş. Şimdiden resimlerle gelmiş. Dinleyelim seni biraz. Merhaba. Özlemişiz sizi Tuğba Hanım. Öncelikle söyleyeyim. Sizler de hoş geldiniz. Hoş mikrofonu biraz yakın tutalım. Peki. Sabahları izliyorum sizi. Allah razı olsun. Takip ediyorum. Hakan taraftarını söyledin Nur Tuğba'cığım. Bu sene hanım demeyi unutuyorum galiba. Kusura bakma. Hakan'dan sakatlığından dolayı çok üzgünüz. Ola grubu ve tüm taraftarları adına ben geçmiş olsun diliyorum ailesine. Hakan üzerinde kötü bir enerji vardı açıkçası. Nazar diyelim.
hastanede olması, dinlendirilmesi bir yana takımda olması gereken kişi diye düşünüyorum Hakan Bey. Ateşleyen birine ihtiyaçları var. Yalnız size bir Hakan Bey'e bir soruda bulunacağım. Serzenişte bulunacağım daha doğrusu gönüllüler takımına. Çok Hakan'dan bahsetmediler. Onun yokluğundan bir üzüntü duyduklarını hiç dile getirmediler. Fakat ben de şöyle söyleyeyim. Hani biz bir haftadır değil mi? Bir hafta evet. falan oldu nacizane yorum diyoruz bu işi elimizden geldiğince. Biz de Hakan'dan çok bahsediliyor. Adı altında da eleştiri alıyoruz. Evet, çok enteresan evet. biliyor musunuz? Şimdi şunu ben biliyorum. Yani geçen sene de bunu yaptığım için, konuştuğum için. Burada hiç kimseye zaten yani birinin yaranma ihtimali sıfır. Sıfır. Yani bugün o sallıyor, yarın o sallıyor. Onu ben şeye de söyledim, Seda'ya da söyledim ama hep şunu söylüyorum. Bizim eleştirilerimiz de belli sınırlar içerisinde, makuliyet içerisinde olacak. Hiç kimseyi kırıp incitmek niyetimiz değil. Şunu unutmamak lazım bu siz sevenlerin. Şimdi biz anı değerlendiriyoruz, görüntüleri. Bugün ki bize göre şey diyor, adada hiç konuşmuyorlar oraya da geleceğim, diyor. Oraya da geleceğim. Bir genel bağlama girizgah yapayım dedim. Yani bugün birisi yanlış davranıyorsa bize göre tabii ki. Biz diyoruz ki bizce bu yanlış. Ama yarın aynı kişi doğru bir şey yaptığında doğru diyoruz. Şimdi Hakan'la da alakalı ben şeyden en azından tatmin oldum. Hem All Star'ın verdiği reaksiyondan rahatsızlığını hatırlarsınız Turabil elinden falan tuttu onu. Evet. Hem diğer arkadaşların bana şu geçti yani evet. samimi olarak hepsinin üzülüp Hakan'ın o sakatlığına şok geçirip şok yani onu bana yaşattılar onlar. Evet. Bu arada gerçekten Tur abi ayakta alkışlamak lazım. Evet, yani kafasını tuttu yani gidip. Çok büyük bir yani centilmenlikte. Yani ama çok, spor öyle bir şey. Yani. Çok zor bir yarışma. Bu neticede bir oyun, bir yarışma. Dediği gibi Seda'nın da hep defalarca söylüyor. Bir tane galip çıkacak. Aralarda şimdi akrabalarıyla insanları atsan kavga ederler. Hı hı. Hani insanları mesela amcaoğlu, teyzeoğlu, kardeşiyle atsak oraya tartışırlar bizim doğamızda bu var. Bunu da unutmayalım. Hakan'cığım ikimiz kardeş olsak miras için tartışırız en sonunda. Ama inşallah en önemlisi söylediniz diye söylüyorum. Hepsi üzülüyordur. O sakatlığı Allah korusun hiç kimseye olmasın bir an önce iyileşsin. Aynen. Konuşmuşlardır etmişlerdir ama yayın gereği de biliyorsunuz göz önüne gelecek bir çok da şey gerektiği için. Mühim olan Hakan'ın sağlığı olsun ama ben eminim hem gönüllüler hem All-Star konuşuyordur onu. Teşekkür mümkün. Ediyoruz yorumların için. Küçük şöyle yapalım. Şey, tamam. Çok özür diliyorum. Küçük bir şey söylüyorum. Bazı arkadaşlarımız stratejiden bahsettiler. Hakan'ın yerde elini Tur abinin tutmasını bir strateji olarak yok. Değerlendirdiler. Böyle bir öyle bile olsa. Öyle bir olabilir. Nefret eden bir insan gidip rakibinin elini, başını, kafasını tutamaz. Bir de çok arkadaşlar bunlardan da şüphe edersek her şey geçin. Yaşanmışlıklar var. Tabii ne olursa ya. Olsun 3 seneyi bir arada geçirmişler. Ve spor öyle bir şey. Bakın, aynen. Ben de voleybol oynadım. Karşıdaki takıma zarar verirdin istemeyerek. Karşındaki insana, fileye çıktığın insana. Önce tutarsın sen kaldırırsın onu. Aynen. Aynen. Sen düşürdüysen. Yani de önce can. Sonra VTR. Sonra, sonra çok iyi. VTR'ye pas atmak anladın değil mi gerekiyor. Kıpraşıyor. Evet. Tıkırt, anlaşacağız. Anlaştık. Daha 5 gün oldu. Yavaş yavaş takım olacağız. Neler olacağız. Biz de takım olacağız. Evet. Başaracağız bunu. Ben teşekkür ediyorum. Seyircilerimizden yorumlar almayı sürdüreceğiz. Konseyleri de konuşacağız. Konseyde yaşananları daha doğrusu ama öncesinde bir kez daha gönüllüler takımına bakalım. Dokunmazlık oyununu kaybedince kim kimi yazacak muhabbeti başladı ve bakın neler konuştular. Bize bir mi düşük performansı? Yani bize mi düşük ben uzun vadeli baktığımda şeyi performans var değil de huzur açısından yani bundan emin değilim. Emin değilim ama bilmiyorum yani. Günahını almak istemiyorum sana. Yani çok şey aklı da aşağı önemli çok. Bir erken ismi yazılacak büyük ihtimalle. Evet. Erkeklerden birinin ismi yazılacak. Performansa bakarız. Şunda da yağmur çıkarılır. Şunda yağmur çıkarılır. Dinli bir yıllar. Mesela tekrar bir şey söylediğimiz zaman mesela değil mi? Yarışmalarda bir fevri. Çok fevri. Yani bir de saygıma ilgili biraz. Tamam, tamamlar. Mesela ben pilav yapıyorum. Diyorum ki hayatım pilav yapacağım. Ben ne yaparım sen bilmiyorum. Dedim ki ya ben 13 yaşından beri pilav yapıyorum. 25 senedir pilav yapıyorum. 13 yaşından pilav yapmayı öğrendim. Diyor ki ben yaparım sen bilmezsin mesela. Oyunları da öyle. Bağırıyorum. Konseyde
şeyden önce sonrasında kimin kimi yazdığını gördük ama bir tarafta Melih Anıl Markus kimi yazalım konuşmasında Anıl uzun vadeli bakınca Yağmur yazmalıyız diyor. O ayrı bir soru işareti. Konseyde yaşananlar ayrı bir soru işareti ama gruplaşıp böyle bir ismin üstünde hani netleşmek şu an için doğru bir hamle mi sizce? Yağmur niye yazıldı ben onu anlasam zaten. Yani bunu konuşuyorum. Sen seviyorsun Yağmur'u evet. Yok. Hayır, mantıklı bulmuyorum. En başta kaybedilmemesi gereken isimlerden evet, biri olarak görüyorsunuz. Mantıklı bulmuyorum yani. Neyini gördünüz kızın olumlu veya olumsuz da yazıyorsunuz? Fevri yani. Diyorlar. Katılıyor musun buradaki konuşmalara? Ya ben bir fevriliğini de görmedim. Bilmiyorum sizler. Ya ben alkış geldi. Yani, göre seni yani çünkü destekliyor. O niye yazıldı? Cumali'yi anlayabiliyorum. İpini çekti kendisi. Ya, hani zorla ya. Beni yazın dedi. Evet. Hani onu anlayabiliyorum. İşte diğerini de Markus'u anlıyorum. Zayıflık gösterdi. Yani takım olarak, performans olarak zafiyet gösterdi. Peki niye Yağmur? Ya oyunda bir oyunda yani sayı alan tek kızdı. Ya hani 3 sayı alındı. Birini Yağmur aldı. Niye Cem değil? Yağmur. Niye Cem değil? Daha oylamaya geçilmedi çünkü seyirci oyuna. Hı. Niye Cem değil? Ecem. Niye Yağmur? Ecem ne? Abi, Ecem. Ben neresi burası ben kim? Ben de Ecem. Ben neredeyim? Gizem zaten. Burası Gizem. İstanbul mu? Kim söyle? Peki niye Yağmur? Tamam niye Yağmur? O kadar kalalım. Niye Hatice? Sence... Şimdi başka bir isim vereceğim. Hedef göstermek istemiyorum. Tamam. Niye Yağmur? Niye Yağmur? Hakan sence niye Yağmur? Bence Recep'i niye yazdılar biliyor musun? Çok iyi. Ya burada ben neye inanamadım biliyor musun? Bu ne kurnaz bir gönüllüler takımı. Niye? Melih öyle bir yatmış ki ağzında Hindistan cevizi çiğniyor. Ha şurayı diyor. Evet. Onu ajanlar çözümleyemez. Anıl amorf durmuş. İçe konuşuyor. Bir Markus'tan bir şey çıkartmaya çalışıyorum. O da Hindistan cevizi yiyor. Arkadaş, gizli konuşuyorum. Alt yazı olmasa bunu Morse alfabesi gibi çözemezsin. Pısır pısır konuşsalar da. Havrızı olmalı vallahi sıradan yapıyor. Ama bir üçlü mü sizce? Ya birini bir kere şu var. Hani, üçlü olsa Markus. Hadi yemeğe gidelim abi. Hadi yemeğe gidelim abi. Evet hadi gidelim. Ne diyeceksin? Döner yiyelim. O diyecek yeti. Şimdi bu yazı yazmak zorunda artık. Birini çıkartacak orada. Hani ben çok da mantık aramıyorum. Yani o gerçekle karşılaşınca. Bir de üç kişi yazılacak. Elinde yani, sonunda biri olacak. Aynen yani. Aynen. O adı aslında çok normal yani. Peki geçelim konseye. Dedim konseye işte geçelim. Üçlü olsa Markus yazılmaz. Markus. Doğru. Yani. Şimdi üç ayrı bölümde inceleyeceğiz konseyi. Önce Acun Bey'in gönüllüleri eleştirisiyle başlayacağız. Sonra kimin kimi yazdığıyla devam edeceğiz ama ilk VT'limizle hemen başlıyoruz. Arkadaşlar hoş geldiniz. Hoş bulduk abi. Gönüllüler için bir konsey ve biraz sonra 3 aday çıkacak gönüllülerden. Çok enteresan başlayan bir Survivor. Enteresan derken sonuçlar belki beklenmesi gerekiyordu, belki beklenmemesi gerekiyordu bilmiyorum ama üst üste galibiyetler ünlüler takımından. Ama en önemlisi de farkın açık olması, galibiyetlerde çok ciddi fark olması. Yani bugün gönüllüler takıma şöyle bir baktım. Hani bugünkü oyunu baz alırsak tek kelime söylerim bu takımdan hiçbir şey olmaz. Ama gerçek anlamda değerlendirmemi soruyorsanız bu takımdan çok şey olur. Çünkü potansiyel zaten var. Ama aklın almayacağı şeyler oldu. Hani bugün en az 3 oyunu gözümün önünde hani öndeyken saniyeler varken artık oynayan arkadaşın önüne falan geçip engellediniz bir tanesinde. Şimdi 2 tane konu var sizinle ilgili. Onu da hemen söylememiz lazım. Birincisi Hakan'ın ne zaman döneceği belirsiz. O bir soru işareti. Ve yani yarın öbür gün gelmeyecek kesin. Halen de kontrol altında Hakan. O yüzden onunla ilgili belirsizlik var. Gamze için de yarın net karar verilecek. Ama Survivor'a devam edememe ihtimali çok yüksek. Tabii şöyle bir nokta var. Bu iki arkadaşımız devam edemeyecekse sayı dengesini bozmama adına bunu ilk konserde söylemiştim ama bir kez daha anlatayım. İki takıma da ikişer yarışmacı gelecek. Sadece kız erkek dengesi tamamen o ana kadar elenen yarışmacılara göre olacak. Bu arada gönüllüler takımında Cumali'yi daha önceden tanımış oldum. Markus'u yıllardır tanırım. Ramazan'ı da eskiden tanıyorum. Tanıdığım isimler var.
Markus bunlardan biri de sensin. Senin yarışmaya gireceğini öğrendiği zaman Adrian Lima bana mesaj attı. Ondan sonra dedi ki Markus giriyormuş dedi, şoktaydı. Ben de evet dedim. Galiba onu da tanıyorsun sen değil mi? Evet. Miami'den tanıyorsun onu böyle. Miami'den tanıyorum. Onu da uzun seneler oldu. Sizi daha uzun tanıyorum tabii ki. Ama arada sırada görüştüm, yakın bir arkadaşım dedi. İki gün veriyorum sana, haftaya görüşürüz dedi. Çok teşekkür ederim dedim ben seni de. Seni iyi tanıyormuş. Aynen. Az kalsın iki günde bitiyordu seni Survivor. Vallahi. Evet, biraz da sürekli kazanan takımla konuşalım. Nihat, sana sorayım. Böyle gider mi sence? Acun Bey, şimdi biz adaya ilk geldiğimiz günlerde takımda inanılmaz bir rehavet vardı. Ne oldu bunlara derken bir şeylerin tetiklenmesi lazımdı. Bir ara kendi kendime dedim ki ya çıkın bunların arasına. Uyanın. Vallahi uyanın. Zaman uyanma zamanıdır diye böyle bir hani bir bağırsam mı? Bir, bu vicdanlarına böyle sağırlaşmış kulaklarına bir şeyler inlesem de böyle kalp bağım tellerine dokunsam diye kendi kendime iç geçiriyordum. Sonra hiç bazen şer gördüklerinizde hayır vardır der ya Cenab-ı Allah. Bu gerilim istenmedik bir hadise aslında. Takımla o gerilim olan maçtan sonra onlar aslında uyuyan devi uyandırdılar. Nagihan, neler söyleyeceksin sen? Ben dediğim gibi bir sakatlık geçirmiştim çok kısa bir süre önce. Takımımda sağ olsun her zaman tabii ki bana olanak sağlıyorlar. İlk dörtte falan çıktığım oldu. Ama en iyilerde de oynamak tabii ki istiyorum. Sonuçta ben Survivor'la var olmuş bir kişiyim. Survivor Nagihan. Benim kızım bile Survivor Nagihan anne diyor bana. Cumali, sana soralım. Yapabilecek misiniz sence? Bizim takım çok iyi. Hepsi de çok genç. Gelişebileceklerine inanıyorum. Ama şu an biraz koordinasyon eksikliği var. Onu da aşabileceğimize gerçekten inanıyorum. Onu açtıktan sonra zaten All Star düşünsün. Evet, iddialı bir cümle geldi. Bu meseleyi konuşmayın, zaman yetmez. Ya bunu dedi ve yazıldı zaten yani, anladın mı? Bunu dedi, onlar da yüzüme yazıldı. Haftaya konseye serumla gelirler, söyleyeyim size bak. Ya bir de bir şey var, hani Hakan lider miydi, gitti de ne oldu filan diye konuşuyoruz ya. Hakan ilk hafta bence lider değilmiş, şimdi aklıma geldi. Bak eğer gerçek lider olsaymış Ecem değil, ilk yazılan Gamze olurmuş. Onu tartıştık ya zaten işte, aynen. Yani Hakan'ın etkisi çok olmamış ilk hafta takımına. Ama şimdi gitmesiyle birlikte etkisini anlamışlar ve dönebilirse eğer her şey farklı olur. O da ayrı bir madde. Saygı duyarlar mı ona da, evet göreceğiz. Nihat Doğan'a ne diyorsunuz? Rehavet vardı, silkeledim takımı. Ben yorum yapmıyorum, onu Sedacığıma bırakıyorum. Nihat Anıl'ı silkelemeye kalktı da Allah'tan Anıl görmezden geldi diyorum sadece. Acun Bey'in eleştirisine sen de söyleyeceksin Hakan. Ya Acun zaten noktayı koydu. Hani hiç yoruma açık bir durum değil. Ne dedi? Ben hayatımda bu kadar rezil bir performans mı görmedim dedi. Yani böyle, tekrarlamayayım. Çok umut tabii. Yani hiç aynı fikir ya. Onlar, hiç öyle konuşmaz. Ya şey yok, umut hiç, nabız. Ben de şaşırdım. Şey derler ya bazen, nabız yok, nabız. Hani nabız yok yani. Hüseyin Bolt'u falan getirirlerse ikna edip bir şey olabilir. O derece mi diyorsun? Bir kişi gelecek hani. Yahu sen ne diyorsun? 9-1, 10-1 falan Hüseyin Bolt anca ben iki defa falan çıkarsa denge yapar. Falcılık yapayım. Bence Gamze dönmeyecek. Onun yerine çok sağlam birini getirecekler. Biraz yeni kan olsun diye. İnşallah Hakan döner ama 1-2 güne beklemeyin Hakan dedi. Hakan performansı iyi ya. İyi yani. Hakan sadece evet, lider olarak görme. Oyuncu olarak da çok iyi. Hani Hakan ayarında keşke bir adam bulup gelse ama Hakan'ın dönmesini istiyoruz ama birkaç güne dönmeyecek. Bunların ötesinde iki kişi daha dahil olacak zaten. Anca, sayılar dengelenecek. Evet. O kişilerin de Hakan'ın dediği performanslı olması lazım. Şimdi bunların hepsi yaşanırken aynı zamanda da konseyde oylama da yapıldı biliyorsunuz. Kim kimi yazdıdan ziyade 3 kişi potada. Kimler bir hatırlayalım, sonra devam edelim. Artık oylama zamanı. Oylamaya başlayabiliriz. Kimin gitmesini istiyorsanız onun adına yazacaksınız. Başarılar diliyorum. Ve Cumali senle başlıyoruz. Yavru kardeşim, Adan'ın geleceği için gerçekten seni yazmak zorundayım. Kusura bakma. Hepimiz için hayırlı olsun kardeşim. Cumali, zor olsa da
yazmaya karar verdim. Görüşmek üzere. Renkli bir kişiliksin. Karar vermek çok zor oldu. Şu an verdim diyebilirim. Buraya yazmamın tek sebebi ara sıra sergilediğin agresif tavırlar. Onun dışında hiçbir problemi yok. Benim keyfimi kaçırdığın için değil ama biraz takım arkadaşlarım huzursuz oldu. Yani umarım hakkında hayırlısı olur. Survivor'a gelmek için çok büyük bir emek sarf etmişsin. Saygı duyuyorum. Ama bence Survivor'a başvurmak kadar burada yaşama kuralları da çok önemli. Çok ciddi fevri çıkışlarım var. Bu da beni rahatsız etti. İleriki dönemlerde adada huzursuzluğa yol açacağını düşünüyorum. O yüzden seni yazıyorum. Seninle ilgili hiçbir problem yaşamadım. Sadece takımım için bu kararı alıyorum. Performansı iyi olan diğer arkadaşlara haksızlık edemezdim. O yüzden üzülerek. 4 Cumali, 1 Markus, 1 Yağmur. Evet, bu oyun Cumali çıkarsa Cumali birinci aday olacak. Cumali. Bekledim bir sonuçta abi. Aralarında konuşurken ben tam giderken susuyordular. Belliydi beni yazacaklardı. Funda. İkinci adayı sen söyleyeceksin. Senindir. Burada önemli olan tabii ki doğru eksilebilmek. Ama şöyle bir şey de var. Survivor uzun bir maraton. Bu maratonda tek başına günler geçmez. Seninle birlikte bu yolda sana arkadaşlık edebilecek, aynı kafadan olan birilerinin olması da lazım. Ben bu yüzden üzülerek Yağmur demek istiyorum. Üçüncü adayı da Ramazan söyleyecek. Ramazan senin. Kendisiyle şahsi olarak bir problemim yok. Bunu kendisi de biliyor. Ama takımın gidişatı için bir isim söylemem gerekiyor. Takımım için onun ismini söyleyeceğim. Markus demek istiyorum. Hayırlısı olsun takımımız adına. Yeni sezonun yeni kuralları, yeni konseyi, eleme adayları. Şimdi evet. Ada konseyden Cumali'nin adı. Bireysel dokunulmazlığı kazanan Funda, Yağmur. Performans birincisi Ramazan, Markus. Üç isim var. Şaşırdınız mı? Bununla başlayayım mesela. Şaşırdım. Hakan açıkladı şimdi mesela. Evet. Hayır hayır, Yağmur'u tahmin etmiyordum ben. Ama şöyle bakarsan bence çok normal bir pota. Şimdi bir kişi oylanıp potaya çıkartılmak durumunda olup Yağmur çıksa şaşırırdım. Bunu eleştirirsen şaşırırdın. Ama şimdi iki kişi desek hadi yine bir de, ama üç kişi çıkmak zorundaysa mantıklı. Ve ayrı kişi olmak. Şimdi Cumali zaten koyarsın. Niye yani tavrından inatlaştı birileriyle onu koyacaklar. Ya ada konseyinden Cumali'nin çıkması sizi şaşırtmadı. Yok yok. Canım. Beklediğiniz gibi. Şey. Yok. Peki. Kendi pini Markus sayılır. Markus zaten kendisi kabul ediyor. Zaten öncesinde de Acun da onu söylüyor. Sen adapte ol. Ya ben de adapte olurum diyordum ama dışarıdan olduğu gibi değilmiş falan filan. Yani kendisinin oraya konulmasın, o da normal. İki. Üç kimi koyacaksın? Peki bir şey söyleyeceğim. Bu yeni kural olduğu için izleyicilerimiz de belki bunu bilmek istiyordur. Performans birincisinin söylediği, seçtiği isimle burada söylenen isimler aynı olamaz mı? Yani performans birincisi Damla mı? Şimdi orada Yağmur yerine o da Cumali diyemez mi? Yok. Hayır. İlla üç yani farklı isim bir kere çıkacak. Şöyle başlıyor. Ada konseyinde önce bir isim belirleniyor. Onu görüyorsun. Tabii. Ona göre eğer o isimse aklındaki zaten değiştireceksin. Yani atıyorum belki Funda'nın aklındaki isim de Cumali'ydi ama onu Cumali diyemez istiyorum. Bir daha. İki öyle bir şansı yok yani. İzleyicilerimiz için de bir açıklık olsun. Bu senenin yeni kuralı tabii. Çünkü. Yani eskiden biz performans birincisinin zaten bir isim söylediğini hiç yaşamadık evet, daha işte, önce. Bu sene ve yeni konsey sırasında açıklanıyordu performans birincisi. Hep küçük bir ödül veriliyordu. Sordun. Ben sana soru sorayım. Bu nasıl bir adalet böyle üçlü değil mi? Evet. Sence kim gelir? Kim gelir mi? Ben cevaplayacağım. Bunca sayıda.
Ha, bir şey, bence çok güzel oldu var mı ama böyle bir adalet var. Biz çatır çatır soruyor bize, biz söyleyeceğiz. 1,5 saat program yapacağım. Bir tane soru soruyorum, gülüyor. Ay ne diyeyim şimdi Hakan, daha belli değil. Söyle. Bir şey değil yani. Ya varsa biz geçen söz söyledik var. Şimdi senin dediğimiz olmuyor ki. Şimdi salla belli bir kere adada değil mi artık? Oylar kapandı. Belli değil diyorum. Oylar kapandı. Ya yani oynadılar mı oynamadılar ya, mı? Ya tahminle buluyoruz sanki sen hiç. Ama iddia... daha dur yani dur. Daha ben söyleyeyim. Daha dur. Ben senin bak duyun. Ben hadi söylemedim. Hadi tahmin et. Hadi tahmin et. Bence yağmur gelecek. Ciddi mi söylüyorsun? Evet şaka gidir. Giderek bir dakika dur düşüneyim. Cumali, Yağmur, Markus. Üçünün içinden. O Ecem gelecek dermiş. Cumali gelmeyecek bak. Ondayım fikir. Bravo. Müthiş Cumali aydınlatıcı gelmeyecek. Oldu. Kim gelecek? Yağmur mu Markus mu dersin? Ben Yağmur dedim. Yağmur diyorum. Durun ya daha belli. İddia olmadı ki kızım. Markus değil olmadı diyorsun. Ben de Yağmur diyorum. Ne yapayım? Allah Allah. Biriniz başka bir şey söyleseydiniz. Ben Markus diyorum. Ben Markus diyorum. Yağmur diyorum. Ya dur peki. Hadi hani iddialaşalım neyin olsun yalandan. Hmm. Kahve içmesi. Aynen öyle olsun. Seyircilerle beraber 5 liradan hesaplarsak var ya. Of. Eyvah. Bir şey söyleyeyim. Lütfen. Alkış. Ben evden getiririm. Evet. Termosla getiririm. Termosa. Hakan, Seda kusura bakmayın öyle kahveymiş mahveymiş öyle şeyler olmaz. Bak seni de katarım işin için. Acı gibi söylemem. Diyorsun. Bütün sütü. Hayır. Yani, yemek sen de Cumali dedin. Oluyor. Dedim. Biz dedim. Onu deyince Cuma- yalan dedim. Alkış. Ben de Cumali demişim. Tamam. Tamam Yağmur bana peki. Mı kaldı şimdi? Yağmur, Yağmur Markus, Cumali. Yağmur gelirse? ben kazanıyorum. Sen kazanıyorsun. Markus gelirse ben kazanıyorum. Cumali kahveleri kimin ısmarlayacağı belli oldu. He. Peki. Hadi bakalım. Sefanız olsun. Canınız sağ olsun. Afiyet olsun. Cumali gelip gelmeyeceği elbette ki belli değil ama biz bunu uzun bir süre konuşacağız. Benim gerçeklerim gerçektir. Kim söylemiş? Cumali reklamlardan sonra. Ya Survivor çok... konuşalımla yeniden karşınızdayız. Kim kimi yazar ne yapardan ziyade kim gider tartışması yaşıyoruz ya o, aramızda. O da bir şey değil tatlı bir hanımefendi burada ha. İzleyicimiz stüdyo konuğumuz. Marco gelir dedi ya. Tabii. Markus. Marco gelsin kimse o gelsin yani. Markus, Yağmur, Cumali. Allah'ım yarabbim nereye bağladık beni. Tuğba Hanım Cumali gelsin diyor iddialı bir şekilde. Hepinize buradan ihbar ediyorum. böyle gibi... ya, programı ilk defa böyle toparlayacağım. Ya, yani. Ben gitmeyeyim de kim gelirse gelsin. Şöyle sorayım peki olayı toparlamak tamam. Açısından. Kimin gitmesi takıma daha fazla zarar verir, kimin gitmesi takımın hayrına olur deyip son sorum da olsun. Markus'un gelmesi öyle gözüküyor. Evet. Allah için. En zayıf Markus. Şimdi yani. Seda, ama aynı fikirde. Bu oylamalarda ben geçen sene de çok şaşırdığım oldu. Bence de en zayıf halka Markus. Mantıklı olan Markus'un gelmesi. Takıma ne kazandırır kaybettirir? Skor. Hayır ben de ona bakarım Seda. Diye enerjiyi yükseltirken buranın enerjisini İlk kavgaydan oydu biliyorsun. Hayır, mantıksız olan kimin gelmesi olur? Yani mantıksız olan o üçünden birinin. Yağmur'un tabii. Yani niye yazıldığını bile anlamadım. Cumali de kuvvetli ama. Bu sorunun cevabını bulmaya çalışacağız. Ama zamanımız bitti. Yeni vay stüdyomuzda vay. Bu kadar bugünlük. Yarın saat 10.45'te tekrar burada olacağız. Çok teşekkür ediyorum yorumlarınız için. Biz teşekkür ederiz. Yarın tekrar görüşünceye dek hoşça kalın.